Kendimize güveniyoruz. Hepsine mağlubiyet. Ben Mustafa Özsoy. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Sevgili hemşerilerim, gelin bu şehri hep beraber yönetelim ve bu şehre demokrasisini geri getirelim. Evet, Seçim 2014 programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Talas Belediye Başkan Adayı Sayın Erkan Kandemir. Tabii Sayın Kandemir'e dönmeden önce bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü, 99. yıl dönümü. Buradan şehitlerimizi rahmetle anarak başlayalım. Bize programda eşlik edecek olan İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Gazeteci Sayın Cem Atakan. Hoş geldiniz efendim. Size de hoş geldiniz teşekkür diyelim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet, sonra Sayın Erkan Kandemir'e dönelim. Artık seçime 11 gün kaldı bugünü saymazsak. Tabii seçmen artık Talaslılar sizi çok iyi tanıdı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kayseri mitingi de Sayın Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Talas'ta büyük coşkulu bir miting yapıldı. Kayseri ayağı da genel merkez tarafından tamamlanmış oldu. Öncelikle seçim çalışmaları nasıl gidiyor? Neden MHP diye oradan başlayalım. Sonrasında projelerinize geçelim. Efendim öncelikle teşekkür ediyorum. İyi yayınlar olmasını diliyorum. Buradan sizin vasıtanızla da bütün Kayseri hemşehrilerime, Talas hemşehrilerime hayırlı günler diliyorum. Günler bereketli olur inşallah. Öncelikle 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü'nün 99. yıl dönümünü minnetle, şükranla ve vefayla anma durumunda olduğumuzu buradan bildiriyorum. Allah rahmet eylesin şehitlerimize. Ve biz onların bıraktığı yerden o bayrağı devralıp inşallah o 1915 mücadele ruhunu Talas'tan başlatıp sonuna kadar götüreceğiz. Ve biz bayrağımızı en yukarılara dikmek için mücadelemizi yapacağız. Efendim biz yaklaşık yıl aydır sahadayız. Maraton sonuna geldik. Final gözüktü. Yolun sonunda ışık da gözüktü. Çok şükür. Allah'a şükür ki bugüne kadar yaptığımız çalışmalar meyvesini almaya başladı. Biz yaptığımız çalışmalarda tabii ki her yere gittik. Her noktaya ulaşmaya çalıştık. Belediyenin hizmet noktasındaki her ulaşabileceğimiz insanımıza, her sokağımıza, her binamıza ulaşmaya çalıştık. Ve neticeler yavaş yavaş gözükmeye başladı ki cumartesi günü yaptığımız ve Sayın Genel Başkanımız, bilgi liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey'in katılımıyla yaptığımız mitingimizde büyük bir coşku, büyük bir kalabalık vardı ve son derece memnun olduk. Bu tabii ki seçim atmosferinin ve yaptığımız çalışmaların neticesiydi. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ne denli doğru yolda olduğunu ve insanlarımızın bizi ne denli bağrına bastığı, ne kadar sevgi ve saygı gösterdiğini orada hep beraber coşkuyu gördük, izledik. Kendilerine, özellikle kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Her akşam saatlerine yakın bir saatti. Biraz programda tabii, aksam oldu. Tabii. Buna rağmen akşam, kalabalıktı sanki meydan. Tabii. Akşam fazla aksam olmadı. Yani 15 dakikalık bir gecikme oldu ama akşam soğuktu hava tabii. 7'yi geçmişti akşam. Hafta sonu bu da bir etken. Hafta sonuydu. Karanlıktı. Biraz da soğuk etkisi vardı ama ona rağmen gerçekten çok büyük bir coşku oldu. Çok sevindik. Ve gurur duyduk. Evet. Yaptığımız çalışmalardan, insanlarımızın bize olan yaklaşımlarından ve oradaki coşkudan gurur duyduk. Güzel bir çalışma olmuş. Güzel bir etkinlik oldu. Sayın Genel Başkanınız da memnun kaldı mı Talas'tan ayrılırken tabii? Tabii ki. Tabii ki memnun kaldı sağ olsunlar. Biz de kendilerini misafir ettiğimiz için ziyadesiyle şeref duyduk. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine buradan da. Evet. Efendim ben hemen birkaç soruyla başlamak istiyorum ama siz 7 aydır bir maratonun içerisindesiniz. Hani bu maratonda çıkış sloganınız, hani bütün broşürlerinizde de var. Önce insan, önce Talas. Hem kısaca bu sloganınızın biraz açılım halini, bir de belediyeciliğin tanımını bir belediye başkanı adayı olarak sizden dinleyebilir miyiz? Efendim önce insan sloganımızdaki maksat şudur. Biz toplum olarak ataerkil bir aile yapısına sahibiz. Evet. Bizim büyüklerimiz, bizim küçüklerimiz, saygı ve sevgi göstereceğimiz insanlarımızın, bu değerlerimizin ne kadar sahip çıkabileceğimizi ispatlama açısından ve yaşantımızın her noktasında bunları gösterme açısından biz bu sloganımızı koyduk. Niye? Bugünkü teknoloji ortamından dolayı insanlarımızın arasındaki sosyal diyaloglar biraz daha koptu. Zararlı internet ortamları, zararlı face ortamları, zararlı olanlardan bahsediyorum. Gençlerimizin beyni kamaya başladı. Gençlerimizi tehlikeli, bizim kültürümüze, bizim adetlerimize, örf alemlerimize uymayan ortamlara çekmeye başladığı için
Biz insanımıza, gençliğimize, özellikle çocuklarımıza değer verilmediğinden bu ortamlarda bu çocuklarımızın harcanacağı kanaatine vardığımız için biz projelerimizin eğitim ağırlıklı, spor ağırlıklı ve insan kaynaklı, insana dayalı, insanımızın geleceği ve bizim geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği için dayalı projeler üretmeye çalıştık, gayret ettik ve takdirde topladı tabii. Talas'ın yapısı da buna çok müsait. Talas'ın yapısı tabii ki. Talas'ın yapısı, yani Talas kültürlü bir ilçe. Kültür seviyesi yüksek olan bir ilçe. Talas'ın insanı okuyor. Talas'ın insanı araştırıyor. Araştırdığıyla ve okuduğuyla da etrafındaki insanları etkileyebiliyor. Ve Talas'taki insanlar beyinlerine ipotek koymaya, beyinlerine hükmetmeye müsaade etmezler, etmiyorlardı. Ki bugüne kadarki yapılan çalışmalarımızda gördük. Daha önceki yapılan seçimlerde ve inşallah kısmet olacak 30 Mart'taki seçimlerde de bunu göreceğiz. Kimse Talas halkının beynine hükmedemez. Evet. Talas halkını etkileyemez. Tehdit etkileyemez. Van varlığıyla, gücüyle etkileyemez. Talas özgür iradesini her zaman kullandı. Bundan sonra da kullanacak inşallah. Anladım. O belediyeciliğin tanımını da sizden bir dinleyelim. Belediyecilik, sanırım. Benim gözümde belediyecilik, belediye makamı resmi makam değildir. Belediye resmi bir kurum da değildir. Olmamalı. Niye olmamalı? Talas'ta 120 bin insan yaşıyor. O belediyenin her makamında, her biriminde, her odasında, her koltuğunda o 120 bin insanın hakkı var. O 120 bin insanın sahip olduğu değerleri temsil eden bir birim. Ve o 120 bin insanın ortak olduğu bir birim. Bir birim. Nasıl bir birim? Özel şirket mahiyetinde bir birim. Biz oraya genel müdür olma talebindeyiz. Başkanlık genel müdürlük makamı gibidir. Çünkü insanlarımızı seçecek, genel müdür olarak oraya atacak ve biz onların bütün değerlerini, maddi manevi değerlerini koruyup adaletli ve şeffaf bir şekilde dağıtmakla mükellefiz. Sen resmi bir kurum havasında çalışırsan orada, insanlarımızla arana perde çekersen, insanları bugün git yarın gel mantığıyla ve asık suratla muamele yaparsan, o zaman burası resmi kurumdan öteye gitmez ve belediyenin, mülki amirin yani şehri eminlik makamına ihanet etmiş olursun. Bizim iddiamız belediye özel bir şirkettir. 120 bin insanın sahip olduğu, herkesin hissesi olduğu, herkesin hakkının olduğu bir şirkettir ve bunun adaletli ve şeffaf bir şekilde dağıtılması gerektiğine inandığımız için biz bu yönlü çalışmalarımızı yaptık ve biz doğal bir insan olduğumuz için, Talas'ta oturduğumuz için, Talas'ın komşusu olduğumuz için, Talas'ın komşusu olduğumuz için biz burada yapacaklarımızı tek tek noktasına kadar, her şeyle virgülüne kadar anlattık, izah ettik ki biz çünkü Talas'ta oturuyoruz, Talas'ta yaşıyoruz, Talas'taki insanlarımızın ihtiyaçlarını, eksiklerini ve Talas'taki belediyenin, Talas belediyemizin ne kadar verimli olabileceğini, bu konular hakkında nasıl hizmet verebileceğini tek tek anlatıyoruz. Yani belediyecilik budur. Belediyecilik iç içe olmaktır, halkla beraber olmaktır. Yani paraşütle inmek, atanmış olmak değildir. Belediyecilik Talas'ın içinden yazacaksın, Talas'ın sorunlarına çözüm üretebilecek kapasiteye sahip olacaksın ve bu yetkiyi Talas halkından almış olacaksın. Ve ben Talas'ın içinde oturan birisi olarak Talas'ın içinden, Talas halkının içinden seçildim ve aday oldum. Evet, 7 aydır sahadasınız. Uzun bir süredir tabi sadece Talas merkez değil, Talas'a bağlanan mahalleleri de geziyorsunuz. Talas'ın sorunlarını bildiğiniz için aday oldunuz ve projeler de geliştirdiniz. Gezdiğinizde ekstradan böyle belirlediğiniz önemli projeler, önemli sorunlar var mı Talas ve mahallelerinde? Talas, bakın şimdi şöyle söyleyeyim size. Talas'ı 10 yıldır aynı partili belediye yönetiyor. Hı-hı. Hem Büyükşehir hem Metropol ilçe aynı parti. Bugüne kadar Metropol ilçe kendi imkanlarıyla bir takım hizmetler yapmaya çalıştı. Yaptı. Ama bugüne kadar bir metrekare asfalt dahi Büyükşehir'den almadı. Tamamen kendi hizmetleri, kendi imkanlarıyla yaptı. Talas'ın en ücra köyüne kadar, mahalle olan köylerine kadar bir takım eksikler var. Doğru. Ulaşımından tutun da eğitimine, sağlığına kadar alamadıkları her türlü hizmetler var. Bu hizmetleri yerinde tespit ettik ve yerinde projelendirme yapacağımızı söyledik. Bir belediye başkanı, bir ekibi, kendi ekibi, vatandaşın olduğu yerde, her birimde, her noktada ulaşamıyorsa, oraya gidemiyorsa ve sorunun olduğu yerde bulunup da çözümü orada üretemiyorsa, projelendirmeyi orada yapamıyorsa, o zaman makamda durmanın gereği yoktur. Hı. Belediye başkanlığı bu olması lazım. Üretmek gerekiyor. Üretken belediyeci olmak gerekiyor. O yüzden projeciliğini, belediyeciliğini sahada konuşacaksın. Masa başında ben hiçbir problemin, hiçbir sorunun çözüleceğine inanmıyorum. Makamda değil, sahada çözecek problemler ve biz her zaman sahada olacağımızın, ben mühendisim, saha mühendisi yapacağımın taahhüdünü veriyorum zaten. Ve bunun da arkasında sonuna kadar duracağız ki çünkü bugüne kadar yaptığımız altyapı çalışmalarında edindiğimiz bilgi birikiminden Talas'ımızın ve Talas halkımızın faydalanması için azami gayret göstereceğiz. Belediye başkanlığı bu olması lazım, biz buna inanıyoruz. Yani bütün sorunları biliyorsunuz Talas'ın. Tabii, tabii. İçin Talas'ta yaşıyorum ben. Ben başka mahallede, başka metropolde oturup da Talas'a aday olmadım. Talas'ın içinden seçilmiş bir aday olarak karşınıza geldim. Peki Sayın Başkan, şeyi de çok merak ediyorum. Hani Talas hakikaten nüfusu çok hızla artan bir ilçe. Kayseri merkezde bir ilçe.
daha önceki nüfusa bakarak neredeyse 4 katı, 3 katı civarında bir artış söz konusu. Daha önceki sayımlarda çok da hızlı yükseliyor. Tabii bunun artısı olduğu kadar da eksisi var muhakkak Talas için. Bununla ilgili şu anda 120 bin nüfustan bahsettiniz biraz önce. Son nüfus sayımına göre. Bunu böyle bir yerde durdurmak için, bir yerde kapatmak için bununla ilgili bir çalışmanız olacak. Mesela Talas'la ilgili sizin nüfus öngörünüz nedir? 500 bin midir? İşte 200 binde sınırlı tutmaya mı çalışacağızdır? Nedir efendim? Bununla ilgili var mı kafanızda bir şey? Genişleme alanlarınız varsa böyle bir sınırlama yapamazsınız. Bu kimselerinde olan bir şey değil. Nüfus artışının Türkiye'de yıllık ortalama %1,5 olduğunu biliyoruz. Ama bu Talas'ta %8,5. Türkiye'de en fazla nüfus artışı olan ilçe. Bunun getirisi olur, götürüsü olmaz. Ama götürüsü olmaması için altyapıyı da o yoğunluğa, bina yoğunluğuna, yapıma göre ayarlamanız gerekiyor. O aynı orantısa götürmeniz gerekiyor. Altyapıda eksiniz olmaması gerekiyor. Altyapı hizmetlerini tam verimli yapmanız gerekiyor. İyi projelendirme yapmanız lazım. İyi hesaplama yapmanız lazım. Ama eksik hesaplamalardan dolayı ben biliyorum ki önümüzdeki yıllarda birkaç yıl içerisinde Anayurt'un atık su borularında tıkanmalar, kokmalar, patlamalar başlayacak. Ne? Zamanında yanlış hesaplamalar yapıldı. Eksik boru çapları kondu mesela. Suyunda zaten sorun var. Onun da yarın bir gün işte sıkıntı olarak karşımıza geleceğini onları da biliyoruz. Ama altyapı çalışmalarını bu nüfus artışına doğru orantılı olarak düzgün seviyede güzel projelendirmeyle yaparsanız bu artışın eksisi olmaz, faydası olur. Nasıl faydası olur? Nüfus artışının karşılıklı gelir seviyesinin yüksekliğidir. Hızlı bir gelir artışı olur Talas Belediyesi, Talas halkı için. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Doğru yerde, doğru zamanda güzel projeler yapmak lazım. Ve bu gelişmeyi sağlamak, iyi ayak uydurmak için de güzel projelerinizi bu şekilde ortaya koyacaksınız. Vatandaşın beğenisine sunacaksınız ve vatandaşınızla istişare yaparak proje hazırlayacaksınız. Bir tramvay yapıyorsanız vatandaşınıza istişare yapacaksınız. İstiyorsunuz mu, istemiyor musunuz? İstiyorsanız hangi hattan istiyorsunuz, nasıl olsun diye bir mutlaka sormanız lazım. İstişare yapmanız lazım. Anket yapmanız lazım en basitinden. Ama buna ayak uydurmanız lazım. Bu hızlı nüfus artışına güzel bir şekilde altyapıyla beraber ayak uydurmanız lazım. Biz bunu yapacağımızı söylüyoruz zaten. İstişare. Her yerde istişare yapacağız. Niye? İstişare ile alınan karar. Her kararınızda. Tabii. İstişare ile alınan karar. Yanlış da olsa sonunda mutlaka hayır vardır, bereket vardır. Biz bu düstura inandığımız için istişareye özellikle önem vereceğiz ve biz sürekli sahada olacağız. Saha adamlığının, saha başkanlığının, saha mühendisliğini biz yapacağız burada. Anladım efendim ama Talas mesela Kayseri her geçen gün şehrin batısına doğru değil de doğusu planlanarak o tarafa doğru büyüyor, ilerliyor. Talas'taki öngörünüz nedir? Yani ona göre bir planlama çıkardınız mı? Talas'ın içerisindeki o yatık alanda ne tarafa doğru büyüyecek Talas? Bununla ilgili bir projeniz var mı? Şu an için projeyi hazırlamadık. Bunun istişaresini mutlaka yapacağız. Mutlaka. Şu an Talas'ın %30'a yakını yerleşik düzende. Planlaması yapılmış. Hı hı, evet. Binaların bir kısmı oluşmuş, çoğunluğu oluşmuş. Ama diğer kalan %70'i hala atıl arazi. Planlaması yapılmamış. İşte bu planlamayı biz yerinde yapacağız. Sahada yapacağız. O arazi sahipleriyle, oradaki insanlarımızla özellikle bu mahalle vasfına geçen köy sakinlerimizle oturup buranın planlamasını yapacağız. Biz bir kötü örnek var önümüzde. Anayurt örneği var. Yanlış planlama yapılmış 20 yıl öncesinde. Bu yanlış planlama neticesinde otel havasına dönmüş. Altyapısı eksik. İnsanlarımız nefes almakta sıkıntı yaşıyor. İnsanlarımız güneşi görmekte bile sıkıntı yaşıyor. Evet. Hava sirkülasyonundan faydalanamıyorlar. Bu planlamalar kötü örnek olduğu için biz bunların olmaması için zaten öncelikle bilgimizi, becerimizi ortaya koyacağız. Ve insanlarımızın yaşanabilir, refah seviyesinin yüksek olduğu, huzurun yüksek olduğu bir planlamayla karşılarına çıkacağız. Ve onaylarına sunacağız istişareden sonra. Bu yüksek katlı binalarda yine sizin döneminizde olacak mı? Yani giriyoruz. Gerçekten Talas güzel bir ilçemiz ama insanlar artık böyle daha yeşil, daha böyle yani üçer dörder katlı küçük binaların olduğu, yeşilin çok olduğu bir planlama bekliyor. Bu Talas'ta olacak mı? Talas'ta yüksek katlı binalarda ben de çok taraftar değilim. Hı hı. Yani nefes alınabilir bir ortamlar. Bizim sloganımız yeniden yeşil Talas. Yeniden yeşil Talas için planlamada ne gerekiyorsa mutlaka yapılacak. Yüksek katlı olayları gerçekten sıkıntılı. Vatandaşlarımız rahatsız oluyor ama imkanları ölçüsünde buralarda barınma gereği duydukları için etrafındaki mevcut imar planında neler varsa sosyal donatım manasında onları kurarak bunları geçiştirmeye, bunları biraz daha yaşanabilir ortamı biraz daha güzelleştirmeye çalışacağız. Mevcut planları korumak amacıyla. Anladım. Bu Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği işte bir raylı sistem hattı var. Yeni de Talas'a bağlanıyor. O tarafta çalışmaya başlayacak. Bunlarla ilgili sizin belediye başkanı adayı olarak görüşleriniz nedir efendim? Ben Talas'ta yaşayan biri olarak konuşayım önce. Bana sorulmadı.
veya Talas'ta herhangi bir kişiye sorulmadığın, duymadım da, sorulduğunda duymadım, bir istişare yapılması gerekiyordu. Mutlaka sorulması gerekiyordu. Ayrıca sistem istiyor musunuz? Tamam istiyoruz. İstiyorsanız hatta ne olması lazım? Bir sorulması lazımdı. Şimdi yaklaşık bir aydır Kızılyurdu'nun önünde bir çalışma yapılıyor. Bir ay oldu yaklaşık. Bir zemin düzenleme sertleştirmesi yapılıyor galiba. Talas'a düz olarak o hattan değil de orta refüje geçerek, ortadaki ağaçlarımızı kaldırarak, yani %90'ı kuruyor zaten, ortadan gideceği konusunda bir çalışmalar yaptıklarını duyduk. Neden ortaya geçiyor? Neden gitti o güzergah üzerinden sağ kanattan, Talas'a girişteki sağ kanattan, sağ kaldırımdan devam etmiyor? Bunu da merak ediyorum tabii. Ha, yapılacaksa, amaç ucuz toplu taşımsa ana yurta girmesi lazım. Ucuz toplu taşımsa yeni doğana girmesi lazım. Buralarında faydalanması lazım. Evet. Yapılacaksa. Yani anladım. Tekniğine uygun, maksadına uygun güzel bir şeyler yapılacaksa tabii ki yanında olacağız. Ama sorunmadan yapılacaksa onun da mutlaka münazarası yapılacaktır. Sizin nedir efendim öngörünüz o Talas'ın içerisinde raylı sistemindeki onunla ilgili yapılan düzenleme şu anda anladığım kadarıyla siz buna karşısınız. Yani eleştirsel mahiyette konuşuyorsunuz. Sizin bu konudaki bir projeniz var mıdır? Nedir? Buradan geçerse şuradan geçmeli. Yarın tabii, bir gün 1 Nisan tabii. itibariyle diyeceksiniz ki bu buradan geçmesin. Seçim sonuçlarında şayet başarıyı yakalayacak olursanız. İnşallah. Onunla İnşallah. İlgili projeniz nedir efendim? Yani nereden geçmesini tavsiye edeceksiniz veya birliktelik sağlayacaksınız? Bizim projemiz belli. Biz verdik. Daha öncesinde verdik projemizi. Nereye ulaştırdınız? Büyükşehir'e. Meclis üyelerimiz vasıtasıyla biz Büyükşehir'e ulaştırdık zamanında. Evet. Bir hizmet yapılacaksa hep beraberiz. Ama hizmet yapılırken istişareye varız biz. İstişareye, sorulmasından yanayız. Sorulsun, münazarası yapılsın, konuşulsun. O şekilde güzel bir hizmet yapılsın. Artık yani belediyecilik öyle bir noktaya geldi ki belediyecilikte o parti bu belediye, bu parti bu belediye yok. Ayrım yok. Çünkü kanun olarak herkesin hakkı korunuyor burada. Kimse kimseye muhtaç değil. Bizim Talas Belediyesi olarak bizim bugüne kadar Büyükşehir'den aldığımız bir hizmet var. Otobüs hizmeti. Her ayda İller Bankası'ndan gelen ödeneklerden %40'a yakın bir kısmı zaten otobüs hizmeti verdiği Büyükşehir'e gönderiliyor. Ve Büyükşehir de görevini yapmaya çalışıyor. Burada işte o parti olursa olmaz, bu parti olursa hiç olmaz mantığı yanlış. Öyle bir durum olamaz. Amaç insana hizmetse, hakkaniyet konusunda zafiyete uğramamaksa o zaman hizmet her yerde hizmet, her şekilde hizmettir. Biz konuşmaktan yanayız. Biz anlaşmaktan yanayız, her şekilde anlaşmaktayız ama iyi olanın yanındayız. Güzel projelendirme yapılmışsa onun yanındayız ve alkışlamaya hazırız da tabii. Sizin mantık söylediğiniz... olarak, özür dilerim, mantık olarak yanlış dediniz Sayın Başkan. Bununla ilgili seçim çalışmalarınızda bir şeyle mi karşılaştınız? Bununla ilgili bir şeyler mi söylendi? Yani A partisinden olursa, B partisinden olursa hizmet gelmez. Ona... Kısım kısım tabii bunlar, ben bu tür söylemleri adayların söyleyeceğine inanmıyorum ama halk arasına yayılmış, fiskos olarak yayılmış bu tür söylemlerin çıkartıldığı, art niyetli kişiler tarafından çıkartıldığını duyduk. Kulaklarımızla duyduk. Ya bunların yanlış olduğunu, hizmet, hakka hizmet, halka hizmet manasının, düsturunu inananlar, yaşayanlar eğer bunu söylediyse yakıştıramıyorum ama söyleyeceklerini de tahmin etmiyorum. Burada o parti bu parti değil, kimsenin daha kazandığı bir şey yok ortada. Yarın ne getireceği de belli değil. İşte Talas kim kazanacak, Büyükşehir kim kazanacak? İşte halkımız belirleyecek. Allah'ın takdiri, kısmet. Biz tevekkülümüzü yapıyoruz sadece. Yarın göreceğiz bunu işte. Ama biz diyoruz ki burada böyle söylemler yanlış. Böyle söylemlerle yola çıkılmaz. Herkes yapacağını anlatmalı. Herkes seviyeli bir siyaset izlemeli ki bugüne kadar çok şükür Talas'ta geldiğimiz seviye bu. Güzel bir seviye oldu. Güzel bir siyaset oldu. Diğer aday arkadaşlarımızla beraber yani ara sıra da karşılaşıyoruz. Biraz önce de televizyonda konuk tabii, ettiğimiz. Yukarıda da görüştük Gazali Bey'le sağ olsun genç kardeşimiz. Saadet Partisi'nin adayıydı. Allah selamet versin. Diğer arkadaşları da hakeza öyle. Ya burada bir sıkıntı yok ama birileri art niyet olarak bu tür lafları, bu tür dedikoduları çıkartıyorlar ki hakkaniyet noktasında kim ne alabilecekse belediye olarak biz biliyoruz. Kanun olarak hakkımızı biliyoruz. Alabileceğimiz yer neresidir? Büyükşehir Meclisi. Alabileceğimiz yer neresidir? Kasiyenin genel kurulur. Kanunu biliyor muyuz? Olaya vakıf mıyız? Yüreğimizde var mı? Biz bunu alırız. Hakkımızı alırız. Kimse de vermem diyemez zaten. Böyle bir mantık olamaz. Burada bir rekabet var. Ne? Hizmet rekabeti. Evet. Biz bunun içerisindeyiz. Diyoruz ki bizim projelerimiz böyle. Ben Talas'ta oturuyorum. Talas'ıyla iç içeyim. Ben ona göre bir proje hazırladım. Ben 25 yıllık proje hazırladım. 50 yıllık proje hazırladım. Çünkü ben inşaat mühendisiyim. Benim hocalarımdan öğrendiğim, mühendis olurken hocalarımdan öğrendiğim gençler yarın mühendis olduğunda siz 25 yıllık, 50 yıllık proje yapacaksınız. Ama bugünkü şartlar istinaden, bugünkü ihtiyaçlara göre proje yapacaksınız. Bugünkü ihtiyaçlarımız nedir? Bir, işsizlik. İki, eğitim. Biz buna göre
insan kaynaklı projelerimizi hazırladık. Önce insan dedik ve insanlarımızı spor sahasına, eğitim sahalarına çekmek için projelerimizi hazırladık. Ve Talas'ımızın kültürüne, Talas'ımızın tarihine, turizmine ve sporuna katkı sunacak projelerimizi hazırladık. Biz bunun bilincindeyiz. Onun eksisinde, onun yanlışında değiliz. Herkesi takdir ediyoruz. Herkese saygı ve sevgiyle bakıyoruz. Herkesin Allah işini rast getirsin. Kimseyle bir sorunumuz, bir derdimiz yok. Bugüne kadar seviyeli geldik. Bundan sonra da seviyeli gideceğimize inanıyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Mevcut belediye başkanının bir açılışı sırasında sizi de gördük orada. Evet, yani öyle bir şeyde katıldınız. Tabii, bu da tabii, çok güzel bir şey. Tabii. Hani bir rakip partinin, gerçi belediye başkanı adayı değil şu anda Rıfat Bey ama mensubu bulunduğu parti sonuçta sizin rakibiniz olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir mensubu. Orada oraya hangi sebeple katıldınız? Yani bu bizim hoşumuza gitti ama bir de sizin ağzınızdan dinleyelim. İşte bizim anladığımız siyaset budur. Hizmet alkışlarız her zaman. Evet. Orada Osmanlı Sokağı'nın açılışı vardı. Güzel bir etkinlik, güzel bir çalışma olmuş. Ve davet edildik. Davete icabet de sünnettir mantığıyla. Biz bütün ekibimizle, meclis üyelerimizle, şu an fotoğrafta da gözüküyor, meclis üyelerimizle, teşkilat üyelerimizle beraber davete katıldık. Teşekkürümüzü yaptık. Bu bir hizmetti. Hizmetinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah bu tarihimizi canlandırma konusunda da Rıfat Bey'in kaldığı yerden biz devam bayrağı devralacağız ve daha da ileriye götürmek için çalışmalarımızı, gayretlerimizi sürdüreceğiz. Çünkü bu donanıma, bu bilgi birikimine sahip olduğumuza inanıyoruz. Evet, Rıfat Bey hakikaten orada takdir aşağıya bir hizmet gerçekleştirmişti. Evet, başkanım siz Cem Bey sorunca tabii yani farklı bir partinin belediyesi olunca hizmet gelmez gibi vatandaşın aklında bazen işte sizin söylemeniz gibi farklı algılar ulaşabiliyor. Uzağa gideceğim biraz. Hem Balıkesir'de Milliyetçi Hareket Partisi, Isparta'da ya da Manisa'da bu tür hizmetleri rahatlıkla alabiliyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kazandığı belediyeler. Uzaktan yakına geleyim. Yani Pınarbaşı, Bünyan'da bu tür hizmetler Milliyetçi Hareket Partisi kanalıyla yapılıyor. Yani vatandaşın aklında aslında bu tür soruların kalmaması lazım değil mi başkanım? Yani Pınarbaşı ve Bünyan Belediye'mizin yaptığı çalışmalardan, başarılı çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Her türlü söylemlere rağmen, her türlü imkansızlıklara ve olumsuzluklara rağmen çok güzel. İktidar partisinin yapacağı yani çalışmadan daha güzel bir çalışma yaptılar. Demek ki yapılabiliyormuş. Önemli olan ne? İstemek. Önemli olan orada yaşamak. Oradaki insanlarla içli dışlı olmak ve sorunlarını bilmek. Sorunlarına çözüm üretebilmek. Demek ki yapılıyor. Yani bu 10 yıldır aynı partinin işte belediye başkanları var Talas'ta. Talas kendi imkanlarıyla bugüne kadar çalışma yaptı. Demek ki başka bir yere ihtiyacı yok. Zaten alacağı hizmetin parasını da peşinden veriyor. Yani çok Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşım hariç bir hizmet satın alıyor mu efendim Talas Belediyesi? Sadece ulaşım mı satın alıyor? Hayır, ulaşım haricinde herhangi bir parayla satın aldığı hizmet yok. Sadece elektriğini alıyor, suyunu alıyor, onun da parasını ödüyor. Onlar da satmak için zaten bunu üretiyorlar. Hı. Yani kaldı ki elektrik şirketinde de, KASKİ'de de herkesin hak ve hissesi vardır. Onlara da hizmeti vermek mecburiyetindedir. Çünkü şehir bir ağdır, şebeke ağdır. Bunu örecek olanlar belediyelerdir, KASKİ'dir, TEK'tir, Telekom'dur. Bunlar hizmetlerini yapmak zorunda çünkü satacaklar. Ürettiklerini satmak zorundalar. Anladım. Peki efendim bu farklı siyasi partilerin ayrı ayrı ilçelerde seçimi kazanmış olmasının neticelerinde eksi bir şey çıkaracak mıdır? Böyle bir düşünce yapısı mı var ki vatandaşlar tarafından bu çok böyle konuşuluyor veya fiskos ediliyor sizin tabirinizde? Şöyle söyleyeyim Cem Bey. Bizim Kayseri'de yaşayan 1 milyon üzerinde insanımız var. 1 milyon üzerindeki insanımızın bütün hakları hem Büyükşehir Belediyesi'nde, hem Melikgazi Belediyesi'nde, hem Kocasinan Belediyesi'nde, hem Talas Belediyesi'nde diğer belediyelerde saklıdır. Evet. Bunları en iyi şekilde korumak oraya seçilen şehremin olarak vasıflandırdığımız belediye başkanlarının elindedir. Burada insanların partiler değişik, partiler ayrı diye birbirleriyle yarış, yani kötü manada yarış, onların işini engelleme, onların işini baltalama şeklinde bir yarış içerisinde olacaklarını zannetmiyorum. Bir Talas Belediyesi, inanıyorum ki ben Milliyetçi Hareket Partisi iktidarında kanunu biliyor, hukukunu biliyor, belediyecilik kanunu, imar kanunu biliyor ve hakkı neyse onu alacaktır. Kimse de buna engel olmaz, öyle bir niyet olmaz zaten. Bunu anlayacağı yerlere de söyledim zaten. Sen sadece bileceksin, konuna hakim olacaksın ve güveneceksin kendine, ekibinle beraber ve hakkında istediğin yerde, istediğin şekilde alabilirsin. İller Bankası'ndan gelen para mesela, yani nüfusa göre gelen bir para var, bunu kimse engelleyemez. Kimse mani olamaz. Nüfusa göre dağıtılan bir paradır bu. Gelir. Belki gelirden borç dolayı, varsa kesinti dolayı dağıtılan paradır. Borç, bütün belediyelerin borcu var. Evet. SSK'ya var, mahalleye var, dışarıda iş yaptıklarına var ama bunların tabii ki karşılığı var. Bir döngüsü vardır belediyenin. Hı hı. Yani orada bir sıkıntı yok, orada bir problem yok.
Biz, ben belediye kadro yönetmenine kadar çalıştım öğrendim. Personel yönetmenine kadar çalıştım öğrendim meclis üyeliğim döneminde. Yani bunlar çok zor yapılmayacak bir işler değil. Bunlar basite indirgenmiş, artık aşılmış şeyler bunlar. Çünkü ortada bir sisteme koyacağınız, bir akış diyagramı oluşturacağınız kafanızda bir programınız vardır. Bu program güzel bir şekilde akacağına inanıyoruz. Çünkü ekibimiz güzel. Gerçekten halkın içerisinden seçtiğimiz, halkı temsil edebilecek, oradaki vatandaşlarımızı temsil edebilecek, mesleklerinde, eşraflarında, kendi akraba gruplarında bile hakkaniyetle temsil edebilecek belli bir seviyeye gelmiş insanlarımız, mesleklerimizde. Orada çalışacağımız diğer insanlarımız da o şekilde. Yani bizim burada belediyede çalışan bütün ekip, şu anki çalışan bütün ekibimiz, Talas Belediyesi'ndeki en alt birimden en üst birimine kadar. Biz herkesle çalışacağız. Biz bizim enerjimize uyan, bizle beraber çalışmak isteyen, bizim gibi şeffaflık politikasını kabul eden ve hizmet manasında zafiyeti olmayan herkesle biz çalışacağız. Hiç kimse işinin kaygısında olmasın. Herkes ekmeğinin derdinde. O ekmeğin nasıl kazandığını ben çok iyi bilirim. O yüzden biz kimsenin ekmeğiyle değil, vatandaşımıza hak ettiği hizmeti vermek için geliyoruz. Yani. İnce bir takım mesajlar da verdiniz Sayın Başkan adayı. Çok ince değil, net verdim mesajları, açık verdim. Peki efendim, mutlaka şeylere, projelere geçeceğiz ama bir belsiz konuşuluyor. Belsiz, evet. Bu belsizle ilgili nedir efendim? Belsiz bize bir takım bilgiler verebilir misiniz belsizle tabii ilgili? Bizim bugüne kadar yıllardır daha doğrusu anlatmaya çalıştığımız, olması gereken bu şekilde dediğimiz bir projemiz bu. Nedir? Belediye işletim sistemleri. Biz bunun adına şeffaflık da diyoruz. Şeffaflık. Evet, evet. Nasıl olacak? Benim belediyede bir muhasebe müdürlüğüm var. Muhasebe müdürlüğünün içerisinde bilgisayar sistemi var. Bilgisayarın içerisinde de belediyenin o günkü girdileri var. O günkü çıktıları, alacakları, verecekleri ve belediyelerin dışarıdaki esnaflarla yaptığı arazi anlaşmalarından dolayı belediyenin gelirleri var. Gelirlerinin kaydedildiği bir bilgisayar var. Hı hı. İşte bu bilgisayara evinde oturan Talaslı vatandaşımız girsin, oradaki belediyenin o günkü gelirini faturasıyla, belgesiyle ve giderini belgesiyle ve arazi anlaşmalarından kaç metrekarenin kaç liraya anlaşıldığını görsün. Sistemin özeti budur. Şeffaflık. Ve şeffaflığın karşısı da yüksek gelirde bir bütçedir. Yüksek son bütçedir. Çıkan çünkü, olaylar üzerine çok tabii, önemli. Biz bunu istiyoruz. Çünkü bizim bir şeye ihtiyacımız yok. Bizim duaya ihtiyacımız var. Bizim iyi bir isme ihtiyacımız var. Biz bunları bırakmak için bunları uygulamak zorundayız. Çünkü belediyeler kimsenin arka bahçesi değildir. Belediyeler özel şirkettir. Özel şirkette herkes hakkını, hukukunu bilecek. Ne kadar malı var bilecek. Bir belediyede, bir makamda, bir müdürün koltuğunun bile 120 insanın hakkı olduğunu herkes bilecek, bilmek zorunda. Biz bu değerlerinin ne olduğunu bilsin diye biz belsiz sistemini geliştirdik. Bu belsiz sistemiyle biz Anayurt'ta 2 tane, Yenidoğan'da 2 tane, Bahçeşehir'de 1 tane tespit ettiğimiz şu an küçük bir iş yerlerimiz var. Buralara biz Kaski'den vezne isteyeceğiz. Hı hı. Tek'ten vezne isteyeceğiz. Doğalgaz'dan vezne isteyeceğiz. PTT'den vezne isteyeceğiz. Ve belediyenin veznesi olacak. Ve belediyenin yetkili bir kişisi, bir elemanı, yetişmiş bir elemanı bilgisayarın başında her türlü vatandaşın bir yasal bilgi edinme hakkına gerek kalmadan belediyeyle ilgili alabileceği her türlü bilgiler ve kendi işleriyle alakalı çalışmalarında yardımcı olacak bir elemanımız olacak orada. Ve biz bu sistemi vatandaşın ayaklarına götüreceğiz. Hizmet olarak götüreceğiz. Vatandaşımız belediye, kaskiye, teke para yatırsın diye dolaşmasınlar. Siz böyle bir oluşum yaparsanız bu tür yerler zaten para toplama amacıyla geliyor ve koşarak geliyorlar. Altyapıyı da oluşturuyorsunuz zaten. Bir sisteminiz var orada. Ve biz bu sistem üzerinden vatandaşımızın ayağına hizmeti götürmüş olacağız. Amacımız bu. Hizmet yerinde olacak. Hizmet anladım. Belediyenin içerisinde değil, yerinde olacak. Evet. İsterseniz projelere yavaş yavaş girelim. Tabii tabii, buyurun İsmail. Yani Talas önemli ilçelerimizden birisi Kayseri'nin. Altyapısında bir sorun var mı? Kayseri'de özellikle son yıllarda trafik sorunu ortaya çıkmaya başladı. Bu yollar yetmemeye başladı. Tramvay hatlarının gelmesiyle bazı hatlarda gerçekten trafik sorunu ortaya çıktı. Talas'a da tramvay hattı geliyor. Bu trafiği ve altyapıyı nasıl etkileyecek? Sizin buna yönelik çözüm önerileriniz neler? Yani nüfus gitgide artıyor Talas'ta. Şu anki mevcut imar planlarındaki yollarımız nüfus yoğunluğuna göre yapılmış yollarımızdı. Ama bu yollarımız üzerinden tramvay geçecek diye bir çalışma yapılmamış planlama yapılırken. Hı. Ve tramvayın gelmesiyle beraber o akıştaki, trafik akışındaki biraz daha karışıklık, biraz daha sıklaştırma artacak. 10 dakikada gideceğiniz çarşıya yarım saatte gideceksiniz. Ha şimdi şu an için yapabileceğiniz çok fazla bir değişiklik yok. Mevcut imar planlarındaki yolları 12 metre ise 12 metreye, 20 metre ise 20 metreye çıkartarak en azından buradaki akışı rahatlatabilirsiniz. Yani plandaki metresine uygun bir yol ağı oluşturabilirsiniz. Onun haricinde planları değiştirme gibi fazla bir lüksünüz yok. Revizyon haricinde fazla bir lüksünüz yok. Burada yeni yapılacak imar planlarında
bu nüfus yoğunluğuna göre yol hesaplamalarında 21 metrekare mi düşüyor? Kişi başına düşen sosyal donatı miktarı, yeşil alanla beraber sosyal donatı. Biz bunu biraz daha üst seviyeye çıkarmaya çalışacağız tabii ki. Öncelikle yolumuzu ve yeşil alanlarımızı koruyarak, artırarak bunu biraz daha üste çıkarmaya çalışacağız. Bu bir ihtiyaç, zaruri ihtiyaç, yaşam biçimidir bu. Yaşam şekline uygun projelendirme yapacağız inşallah. Evet. Yani şu anki halde yapacak çok fazla bir şey yok. Sadece korumakla yetineceğiz. Mevcut yapıyı koruyacaksınız Sayın Başkan anladığım kadarıyla ama her adayın klasik şeyi vardır böyle seçime girerken. İşte Artvin'i şantiye alanına çevireceğiz gibi. Sizin bohçanızda da 20'yi geçkin bir proje topluluğu var. Ama ben biraz daha böyle en önemlilerinden başlamak istiyorum. Biraz önce dosyalarınızda gelirken göz ucuyla baktık. Bir kentsel dönüşüm alanı ve çalışması var. Bunlarla ilgili bir takım çalışmalar yapmışsınız. Nedir efendim? Hangi mahallelerde kentsel dönüşüme başlayacaksınız? Kazma kürek nereden vurulacak? Ne olacak? Nasıl başlayacağız? Bu işle ilgili olarak ve ne kadar sürecek? Bu çok önemli. Biz kentsel dönüşüme mevcut olan binalarımızda daha ziyadesiyle, yani kentsel dönüşüm manası zaten deprem içerikli. Binalarımızın depreme karşı riski olan binalarımızın yıkılıp yerine yenilerinin yapılması ve sosyal donatı olarak da biraz daha canlandırılması ve refah seviyesinin biraz daha yukarı çıkartılması kapsamında yapıldığı için biz burada kentsel dönüşümle alakalı çalışmalarımızı yaptık tabii ki. Yeni Doğan'la ilgili sanırım bu kentsel dönüşüm alanı olan yer değil mi? Evet, Yeni Doğan'la ilgili çalışmamız bu. Burada yaklaşık 243 bin metrekare arazi üzerinde biz bir çalışma yaptık. Bir tasarrufumuz oldu burada. Bu ilk etap çalışmamız daha doğrusu. Daha sonra kısımları da biraz sonra ekranda göreceksiniz yaptığımız çalışmalarda. Çünkü öncelik arz eden bazı sitelerimiz var, bazı binalar var. Gerçekten yıkılmaya üst tutmuş ve tehlike arz ediyor. İnsanlarımız da bu konuda sıkıntılı. Hiçbir işlem de yapamıyorlar içerisinde. Evet. Burada mesela 243 bin metrekare arazi üzerinde yaptığımız çalışma neticesinde yaklaşık 1500 tane mülkiyet sahibimiz var burada. 1500 mülkiyet sahibimize biz şu imkanları sunacağız. Kentsel dönüşüm adı altında. Yaklaşık sağlık tesis alanımız burada. 2131 metrekareyken biz 5568 metrekare olarak teklif hazırladık. Sağlık, revizyon olarak. Bu ikimesine çıkacak demek. İkimesine çıkıyor. Değil mi Sayın Başkan? Evet. Mevcut 2 adet ilköğretim alanı, ortaöğretim ve ilköğretim alanımız var burada. Alanları 11971 metrekareyken 20334 metrekareye çıkarttık. İbadet yerimiz var. 3099 metrekare, 4519 metrekareye çıkarttık. Park alanımız var. 22817 metrekare. En önemlisi bu zaten 45 bin metrekareye tam iki katına çıkarttık yeşil alanımızı. Mevcut yollarımızda olduğu gibi koruduk ama 12 metrelik yollarımız vardı. 17 metreye çıkarttık. Trafik akışı biraz daha rahatlasın istedik. Burada kullandığımız mevcut imar planında şu anki haliyle mevcut burada 160 bin metrekare inşaat alanı var. Mevcut evet. 160 bin metrekare inşaat alanımız var evet ama binalarla dahil olan müktesep hakkı olarak 133 bin metrekare hakkımız var. Ama burada emsal teşkil eden, örnek olan iki emsalli adalarımız var ve bu ada üzerinden biz çalışma yaptık ve buradaki inşaat alanımızın metrekaresini 308 bin metrekareye çıkarttık ki bu çözülebilirlik noktasındaki en kolay yöntemdi, en uç noktaydı burası ve çözülecek bir şekliyle biz bu hale getirdik ve bunu Ankara'daki Şehircilik Bakanlığı'nda çalışan teknik arkadaşlarımız ve bu işin onayını veren, olurunu veren teknik arkadaşlarımızı sunarak onlarla ileti halinde haberleşerek onların doğrultusunda hazırladığımız plan doğrultusunda onların önerisiyle biz bu planımızı teklif olarak sunacağız. Mevcut konut sayısında bir azalma olacak mı Sayın Başkan? Hayır. Mevcut konut sayısında artış var. Yani şu anda mevcut oturanlar bu şeyle birlikte, projeyle birlikte hiçbir şekilde mağdur olmayacaklar anladığım kadarıyla. Zamanında bu binalar yapılırken burada 1.2 yoğunluk vardı. Şu anki haliyle 1.6 yoğunluk var. Ama orada emsal teşkil eden 2 yoğunluk var, 2.45 yoğunluk var. 2.45 değil de 2 yoğunluk üzerinden biz buradaki inşaat alanını 308 bin metrekareye çıkartacağız. Mevcut olan zaten 160 bin metrekare, kullanılan da 133 bin metrekare. Çok fazla bir artış yok. Artış nerede var? Yeşil alanda var. Artış okulda var. Artış yollarda var. Biraz daha güzel site halinde yani gerçekten yaşanabilir, nefes alınabilecek bir ortam oluşturacağımıza bu planla inanıyoruz. Bu revizyon öneri planı. Bu bizim kendi meclisimizde, Talas Belediyesi'nin meclisinde alacağımız bir kararla, revize kararıyla Şehircilik Bakanlığı'na göndereceğiz direkt. Direkt Şehircilik Bakanlığı'na. Şehircilik Bakanlığı'nda biz bunu resmen onaylattıracağımıza inanıyoruz. Çünkü Şehircilik Bakanlığı'nda bu amaç deprem olduğu için, amaç deprem olduğu için siyaset olmaz. Evet. Burada siyaset olmaz. Burada matematiksel işlemler, rakamlar konuşulur. Evet. Ve bu rakamların neticesi de bu. Çünkü biz bunu
istişare yaparak, oradaki bakanlıktaki arkadaşlarımızla, teknik arkadaşlarımızla görüşerek, onların da fikirlerini alarak o doğrultuda hazırladık bu projemizi ve döneceğine de inanmıyorum. Ve resmen biz onaylattıracağımıza inanıyoruz. Burada yapacağımız tek şey bir Talas Belediyesi, bir Şehircilik Bakanlığı, teknik çalışanları. Bu yeni doğandan başlıyor olmanızın ayrı bir özelliği var mı Sayın Başkan? Buradaki yoğunluk, buradaki binaların biraz daha önem arz etmesi, deprem için önem arz etmesi tabii ki öncelik olarak biraz daha ön plana aldık bunu. Ama yine yeni doğanda, yine bahçevlerin bir kısmında, yani Harman'da yine böyle binalarımız var. Tehlike arz eden binalarımız var. Onlar da yani sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde değil. Hepsine bir çalışma yaptık. Hepsini bir yavaş yavaş hayata geçirmeye çalışacağız. Yani düşünün, Talas aynı anda hep bir şantiye havasına bürünmesi biraz daha tuhaf olur gibi. Elbette. Yani kaldıramaz belki. Ondan dolayı kısım kısım yapılacak. Bu projenizin bir süresi var mı? Maliyeti ne kadar çıkacak Sayın Başkan? Bununla ilgili onu yapacaklar. Bize maliyeti yok. Biz sadece kafa yoracağız. Teknik olarak kafa yoracağız. Vatandaşın önünü açmak için, vatandaşımızın işini kolaylaştırmak için, daha yaşanılabilir ortamları, daha huzurlu bir hayatlarını sürdürebilmeler için biz mücadele edeceğiz. Zaten bakanlıkta destek veriyor. Resmi kurum olarak tabii. Yani bu imkanları sunmak için biz teknik bilgilerimizi, belediyecilik bilgilerimizi konuşturacağız burada. Çünkü bu projede zaten konuşarak, istişare yaparak hazırladığımız projeler. Hem oradaki vatandaşlarımızla, hem Şehircilik Bakanlığı'ndaki teknik arkadaşlarımızla. Dediğim gibi orada sadece matematik işlemler konuşur, metrekareler konuşur. Orada siyaset konuşmaz. Ne kadar sürede tamamlanır efendim? Bu böyle bir büyük bir süre proje. Vermek devasa bir yani, proje. Süre vermek yanlış olur. Çünkü biz teknik boyutunu hazırladıktan sonra gerisi artık vatandaşlarımıza kalıyor. Onlar yapacaklar anlaşmalarını, onlar inşaatlarını başlatacaklar. Biz yine ruhsat işlemlerini, teknik işlemlerini biz yine hızlandıracağız anlaştıktan sonra. Hı hı. Ve ruhsat işlemleri, bakın bundan da size bahsedeyim. Ruhsat demişken yapacağımız projeler arasında. Biz bir mimari projeyi belediyeye yıldırmayacağız. Bir statik projeyi, bir makine projesini, bir elektrik projesini belediyeye yıldırmayacağız. Biz odalarımız var. Mimarlar odamız var, inşaat mühendisleri odamız var, makine mühendisleri odamız var, jeoloji mühendisleri odamız var, harita mühendisleri odamız var. Biz bu odalarımızdan sözleşmede teknik arkadaş isteyeceğiz, teknik eleman isteyeceğiz. Ve belediyemizin bünyesinde değil. Biz bu arkadaşlarımızdan anlaşma yapacağız, sözleşme yapacağız. Projelerimize bu arkadaşların kendi bürolarında baktıracağız. Dışarıda çalışan bir mühendis arkadaşımız, mimar arkadaşımız kendi projesini dışarıdaki bir arkadaşına kontrol ettirecek ve onaylattıracak. O arkadaşımız da sorumluluğunu alacak, kaşesini basacak oraya. Ve bu projelerimiz sadece ve sadece belediye ruhsat almak için gelecek. Ruhsat almak için gelecek ve bu projelerimize süre koyacağız, süre vereceğiz, gün vereceğiz. 3 gün içerisinde projeyi aldıktan sonra onaylamak zorundasın diye gün de vereceğiz. Performansa bakacağız tabii burada. Ve ruhsat işlemlerimizi biraz daha kolaylaştıracağız. Evrak işlemleri tamamlandıktan sonra, evrakların tamamı hazır hale geldikten sonra bu ruhsat işlemine de gün koyacağız. Ruhsat da kısalaştıracağız. Çünkü burada bir inşaat yapımına başlanacak. Bir inşaat A'dan Z'ye 600 kalem malzemeyle yapılıyor. Bunun karşılığı en az 30 tane fabrika demektir, çalışan demektir. Doğru. Ve burada en az 300 birime yakın bir meslek grubu var. Onlar da faaliyet gösteriyor ve ekmek parası kazanıyorlar, iş yapıyorlar. Bir üretim ve bununla yetinmiyor. İnşaat bittikten sonra da işte evin döşenmesi, mobilyasından kilimine, perdesine kadar. Yani her türlü ihtiyaçlar, bunlar ekonominin lokomotifi olan ihtiyaç inşaat. İnşaatı canlandırmamız lazım. İnşaat işlemlerini biraz daha kolaylaştırmamız lazım. Anayurt bölgesinde %60'ın üzerinde bir mesken problemi olan binalarımız var. Mesken. Belediyecinin işi gidip bütün binadaki A'dan Z'ye ne var ne yok, eksik olan işte 90 santimlik korkuluk 87 santim olması gerekiyordu. Niye böyle? Sökün tekrar yapın. Manasında değil belediyecinin görevi. Belediyecilik kolaylaştırmaktır. Belediyecinin bana göre esas asli görevi o binanın sağlam olması. Çünkü biz deprem bölgesinde yaşıyoruz. Eğer bina sağlamsa belediyenin burada yapacağı çok fazla bir inceleme, çok fazla bir araştırma olmaması gerekiyor. Zaten mühendisler var, mimarlar var. Zaten bir yapı denetimi de var. Belediye binanın sağlamlığına yani kalbi mutmain olursa, bir sorun kalmazsa o zaman bütün yapacağımız şey format değiştireceğiz, bir imzaya dayalı olacak. Mesken işimiz. Bu kadar biraz daha tabii, rahatlatacağız. Burada, tabii burada nedir mesken işimiz bizim? Orayı yapan esnafımızın, Adapafta parselindeki inşaat yapan esnafımızın projesine, teknik şartlarına uygun inşaat yaptım imzalaması. Mimarımızın, mühendislerimizin, yapı denetim firmalarımızın imzalaması. Teknik şartlarına uygun, projesine uygun yaptırdım. Ve onun akabinde oradaki mülkiyet sahipleri, kat ittifakındaki mülkiyet sahiplerinin de dairemi tam ve eksiz aldım diyerek imzalaması belediyenin yapacağı işlem. Başka bir şey gerek yok. Anladım. Kolaylaştırmamız gerekiyor çünkü belediyenin asli görevidir bu. Yeni Doğan'da birlikte başka nerelerde yapacağız efendim? Kentsel yine Yeni Doğan'da var. Yeni Doğan'da var. Esnaflar sitesi var mesela. Hı hı.
Bu yeni bağlanan mahallelere yönelik de bu kentsel dönüşüm projeleri var mı? Yani sadece Talas'ı tabii konuşuyoruz ama size oy verecek yeni bağlanan mahalleler de var. Onlara yönelik de bir çalışmanız var mı? Oralarda şu an yüksek katlı... Cem Bey'in sorduğu soruyu unutmadan... Hayır, yüksek katlı ve yoğunluk arz eden oturum şekli yok orada, binalar yok. Hı hı. O yüzden orada şu an ihtiyaç yok. O bölgelerde ihtiyacımız yok köylerimize. Anladım. Köylerimizde sadece planlamaya ve altyapıya ihtiyaç var. Ulaşmaya ihtiyaç var. Hizmete, yani hizmete ihtiyaç var daha doğrusu. Yani şu an için kentsel dönüşüm orada düşünülmüyor. Esnaflar sitesi dediniz Sayın Başkan. Orayı esnaflar sitesi. Yine esnaflar sitesi bizim olmazsa olmazlarımızdan biri oldu. Çünkü gerçekten buradaki insanlarımız çok mağdur. Çok sıkıntılı. Arazi küçük. İnşaat alanları yetersiz. Konut sayısı fazla. Ne yapılacak burada? Bu insanlarımız kaderiyle baş başa mı bırakılacak? Hayır. Veya bunlara gidin size işte TOKİ'den daire verelim. Oraya gidin de siz buradaki arazilerinizi bize terk edin. Mantığı da yanlış. Bu da olamaz. İnsanlarımıza benim özellikle söylediğim, özellikle ısrarla söylediğim, siz kendi arazinizin, kendi arsanızın, kendi dairenizin kıymetini bilin. Ve buradan da başka bir yere gitmeyin. Yapılacaksa işte burada yapılacak. Bir kentsel dönüşüm kanunu biraz eksik doğdu. Prematür oldu biraz. Hı hı. Bunun biraz daha iyileştirmesi, biraz daha güzelleştirmesi lazım. Bunun için de tabii ki çalışmalarımız, önerilerimiz var. Yani biz de nihayetinde teknik insanız ve burada yaşayan, evet, Türkiye'de yaşayan insanlarız ve bizim de önerilerimiz olacak ki. Hı hı. 2001 yılında benim de Meclis İmar Komisyonu'nda bir sunumum vardı, bir çalışmam vardı. Ve bu çalışmalarımızı yıllardır sürdürüyoruz. Yani bu Türkiye'yi hepimiz yönetiyoruz. Meclise gönderdiğimiz insanlar değil sadece. Evet. Bizler de onlara öner vererek, onları yönlendirerek bizleri de yönetiyoruz. Bu yönetimin içerisinde bizler de varız. Ve bu kentsel dönüşümle alakalı çalışmalarımız, düzeltilmesi gereken noktaların olduğunu ısrarla söylüyoruz. Ve bunları da yapılması için çalışmalarımız, yazışmalarımız ve gidip orada birebir görüşmemiz mutlaka devam edecek. Esnaflar sitesi de bunun içerisinde olan bir sitemiz. Gerçekten buranın zamanında yapılım şartları ve deprem yönetmeliğine tamamen aykırı olan bir şartlar var ortada olan. Uygun olmayan şartlar var. İnsanlarımız gerçekten balkonlar eğilmeye başlamış. Binalarda, odaşamalarda sehim dediğimiz eğilmeler başlamış. Dökülmeler var. Ne oturuyorlar ne içine bir şey yapabiliyorlar. Otururken de sıkıntı yaşıyorlar. Ve bu insanlarımıza bir proje hazırladık. Projemiz de işte burada gördüğünüz gibi. Hı hı. Bu insanlarımız rahatlatacak. Bu insanlarımız ve buraya yatırım yapacak vatandaşımız da, esnafımız da rahatlıkla, gönül rahatlıklığıyla buraya işe girdirebilecek bir proje hazırladık. İnşallah bunun da biz zaten Şehircilik Bakanlığı'ndaki mühendis arkadaşlar, mimar arkadaşlarımıza, şehir planı arkadaşlarımıza yaptığımız görüşmenin neticesinde olumlu bir proje olduğunu ve rakamsal olarak herhangi bir sıkıntısının olmadığını ve resmen Şehircilik Bakanlığı'ndan onaylanacağını teyidini aldık ve ona göre de biz sunduk. Harman Mahallesi'nde ne var efendim? Orada da Harman Mahallemizde de aynı şekilde sıkıntı var. Erciyes ve Hatipoğlu siteleri var mesela. Burada da yaşanan bir sıkıntı var. Burada bir de R işareti sıkıntısı var. Serbest çalışma yapılamaz sıkıntısı var. Ama oradaki imar planında, 1/1'lik uygulama imar planında şu yazıyor. Diyor ki, şehir plancısının önerisi, görüşü veya anıtlar kurulunun görüşü alınarak R işareti kaldırılabilir. R işaretini kaldırabilirsin ama buradaki tarihi eserler olan mesafesinden dolayı, etkileşim alan mesafesinden dolayı biz buradaki öneriyle imar planımızda da bu binalarımızı kademe kademe yaptık. Basamaklandırarak yaptık. Buradaki tarihi eserlerimize de sahip çıkarak. Yani çok fazla bir etkileşim mesafesi yok. Çok yakın da değil tarihi eserlerimize. Ama o tarihimize sahip çıkma açısından, tarihimizi koruma ve yaşatma açısından düşündüğümüz planlamamızda mesela 6 kat, 8 kat, 10 kat uygulaması, basamak uygulama yaparak biz burada öneri planı hazırladık ve bu da takdir gördü. Bu da olumlu görüş beyan ettiler bize Ankara'dan. Hı hı. Ve bu projemizi inşallah hayata geçireceğiz. 30 Mart'tan sonra bunlar için yapacağımız tek şey meclise yazmak. Meclise bunları konuşmak ve öneri planlarını kabul ettirmek. Meclise kabul ettirip daha sonra Şehircilik Bakanlığı'yla resmen yapacağımız çalışmaların neticesinde hayata geçirmek buraları. Ve oradaki insanlarımız rahat olsun. Burada kesinlikle siyaset yok. Burada kesinlikle siyaset olamaz. Burada rakamsal ifadeler var. Matematiksel ifadeler var ki Allah'a şükür biz matematiği çok iyi biliriz. Yapacağımız hesapları da çok iyi biliyoruz. Ve bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Çünkü biz görüş olarak, istişare yaparak hazırladık projelerimizi. Evet, çok da güzel. Eğer bu projelere yönelik sorun yoksa ben eski Talas'a geçmek istiyorum. Tabii buyur. Tabii yeni Talas'ı konuştuk. Yeni projeler, işte esnaflar sitesi ya da yeni düzenlemeler var dedik. Tarihi Talas'ı da konuşmak lazım. Gerçekten yani Talas önemli kentlerimizden, önemli ilçelerimizden birisi tarihi yapısıyla. Ama o istenilen turizmden gelirini alamıyor. Yani
Yani o turizmi geliştirecek ne tür projeler yapılabilir? Yeraltı şehirleri var ama tamamen hepsi açılmış değil ya da o tarihi bir sokak yeni açıldı. Onun dışında gerçekten turizme kazandırılacak önemli yapılar da var. Bunlara yönelik ne tür projeleriniz var? Turist sayısını artırmak için neler yapılmak lazım? Bugüne kadar Talas Belediyesi kendi bünyesinde, sadece kendi bünyesinde ve Turizm Bakanlığı'ndan, Kültür Bakanlığı'ndan aldığı biraz bir kısım ödenek de bu seviyeye getirdi. Ellerine sağlık. Güzel de bir eser ortaya çıktı. Geçmişimiz ortaya çıktı. Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez. Mantığıyla bu tarihimize mutlaka sahip çıkacağız. Bu tarihimizi yaşatacağız. Nasıl yaşatacağız? Bu tarihimiz hangi zamanda yapılmış bu evler? Bu tarihimizin evleri, tarih evler. Osmanlı zamanında yapılmış. Osmanlı mimarisiyle dekorasyon yapacağız. Selçuklu zamanında yapılmış mesela, o kadar değil ama. Selçuklu mimarisiyle biz dekorasyon yapacağız. Ben mühendisim. Bunun gereklerini biliyorum. Nasıl yapılacağını, restorasyon çalışmalarının nasıl yapılabileceği konusunda Anıtlar Kurulu'yla tabii ki beraber hareket ederek biz burada çalışmaları başlatacağız. Yeraltı sarnıçları var. Yeraltı küçük küçük şehirler var. Şehir diyelim, koruma amaçlı yapılmış. Yani düşmandan koruma amaçlı, sığınma amaçlı yapılmış yerler var. Bunların ortaya çıkartılması lazım. Bunların yeniden yaşanabilir hale getirilmesi lazım ki turizmimizi canlandıralım. Niye? Oradaki esnafımızın da iş sirkülasyonunu artıralım. Oradaki insanlarımızın değerlerini biraz daha kıymetlendirelim. Neyi Talas? Talas hep diyoruz, her zaman diyoruz da maalesef Talas otel havasından çıkartamadık. Evet. Talas ne? Talas kültürüyle, tarihiyle, turizmiyle, sporuyla bir çatı altında birleşmiş metropol bir ilçedir. Baktığımızda, özüne baktığımızda. Hı. Ama maalesef Talas bugün akşam gelinip yatılan, sabah işe gidilen bir otel havasından öteye gidememiş. Hala bir otel havasında Talas. Sosyalitesi zayıflamış. İnsanlarımızın akşamları rahatlıkla bir parka gidip oturma, ailesiyle oturma kavramlarına uzaklaşmış. Çünkü güvenlik zafiyeti var. Evet. Huzursuzluk evet. var. Evet. Biz bu güvenliği sağlamamız lazım. Neyle? Işıklandırmayla. Neyle? Bakımla. Yani bir de bir mantık var. Ben kabul etmiyorum bunu. Çimler var mesela. Üzerine basmayın diye yazılar var. Hayır, çimin üzerine basacağım ben. Basacağım ki üzerimdeki enerjiyi ben toprağa aktayım. Çimin üzerine bastıkça büyüyen çimlerimiz var. Üzerine basınca büyüyen çimlerden ekeceğiz biz. Evet. Ekmek zorundayız. O parklarımızın içerisindeki o bordür, betonlaşma. Ben onlara karşıyım. 2 metrelik yollar var. Bordür yollar var. Onları da betonlaştırıyor. Çimler, yeşil alanlarımızı betonlaştırıyor. Bunları da kaldıracağız. Ha, bunu tarihimizle beraber iç içe yapmak zorundayız. Orada mülk sahiplerine, tarih sahiplerine, o binaların sahiplerine biz teşvikte bulunacağız. Buralara küçük işletmeler açın. Biz sizin önünüzü açacağız. Ticari olarak, yani resmi olarak biz işte burada sizin alacağınız herhangi bir ruhsatla alakalı hizmetlerde yardımcı olacağız. Önünüzü açacağız. Ama buralar illaki ticaret açın. Nasıl açın? Burada bir Osmanlı sokağı var. O zaman Osmanlı kültürüne yakın bir ticaret yapın. O kültürde Osmanlı kıyafetleri giyen çalışan insanlarımız olsun orada. Gece Ramazan etkinlikleri yapalım orada. Orada kına geceler olsun, nişanlarımız olsun. Orada bir takım faaliyetler olsun. Ama Osmanlı kimliğiyle, Osmanlı kavramıyla ki buraya herkesi çekebilirim. Türkiye'nin her yerinden, sırf Kayseri değil, Türkiye'nin her yerinden insanlarımız çekebilirim. Burada bir Osmanlı sokağı var desinler, yazsınlar. Burada bir Osmanlı yaşantısı var, bir görüntü var. Özüne dönmüş bu insanlar, özünü sahiplenmiş, özünü koruyor ve ön plana çıkartıyor. Tarihini, kimliğini ortaya koyuyor. Bu tür insanların oluşturduğu bir Talas'a gidelim desinler. Aslında turist çok tanıtıma da gerek yok. Öğrencilerin çoğu orada. Yani Türkiye'nin yurt dışından gelen öğrenciler de orada. Gerçekten anlattığınız bu projeler yapılmış olsa kendi kendiliğinden tanıtım olmuş olur. Öğrenci gittiğinde ailesini anlatır, çevresini anlatır. İmkan olduğunda Kayseri'ye, Talas'a gelmiş olur. Bizim üniversitemizdeki sanat tarihi bölümümüz var. Güzel bir bölümümüz var orada. Harika hocalarımız var. Gerçekten işin uzmanı, işini seven hocalarımız var. Bu hocalarımızın nezaretindeki öğrencilerimiz sürekli geliyorlar burada, inceleme yapıyorlar, ders alıyorlar. Yani pratik ders, uygulamalı ders alıyorlar. İşte bu bizim tarihimiz bunlar. Bu tarihimizden ders alıyorlar. İşte bu tarihimizi bizim canlandırmamız, ortaya koymamız gerekiyor. Bunu da teknik olarak yapmamız gerekiyor. Takdir edersiniz. Evet. O yüzden inşallah tarihimizi ortaya çıkarma manasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz, yapacağız. Yani o hizmeti kaldığı yerden daha üst seviyeler çıkarmak için mücadele edeceğiz. Bir anlamda da sanki Kayseri'nin nefes alma yeri olma yolunda ilerliyor Talas. Evet. Yani akşamları insanlar yorgun argın eve geldikten sonra işte hanımını ve çocuğunu alıp bir güzel bir kafede, güzel bir restoranda akşam yemeği yiyecek. Belki bir kafede oturup çay içecek. Bu tip şeyler de planlıyor musunuz? O Talas'ın yukarı taraflarıyla ilgili bir takım projeleriniz de var mı efendim? Tabii projelerimiz var da en belirgin prestij projemiz, önünüzde durduğu gibi döner kule projemiz var. Harika bir proje olacak bu. Bu nereye kurulacak efendim? Yönetmenimiz evet şu anda yerini tam noktası olarak söylemeyeyim de sadece
Boğaz Köprüsü'nden girdiğimizde bile kim girerse girsin bunu görecek. Allah vergisi Ali Dağ Sülliyetimiz var. Allah vergisi Taplakaya bölgemiz var. Bir de insan eliyle yapılmış üçüncü sülliyetimiz. İki doğal sülliyetin yanında üçüncü bir sülliyetimiz bu olacak. Ve bu da Boğaz Köprüsü'nden bile girildiğinde gözükecek. Bir yerde, bir konumda güzel, harika bir proje olacak. Neler olacak efendim bunun içerisinde? Efendim, kuleyle burada, ilgili biraz tabii, bilgi verirseniz. Burada restoran, kafeteryamız olacak. Hı hı. Yukarı kısmında da alakart restoran veya küçük gruplar halinde yapılacak etkinliklere, yani 150-200 kişilik, 250 kişilik etkinliklere, kendi ekseni etrafında 360 derece dönebilen kubbesinin altında bir sunumda bulunacak bir yer, bir tesisimiz. Hı hı. Burada belediye bünyesinde çalışacak tabii burası. Belediye hizmet verecek. Ve burada ben sporun her türlüsünün içinde olduğum için geçen programımızda da görüşmüştük. Burada bir adrenalin sporumuz var. Bungee jumping. Evet. Bunun da yapılması için böyle bir yere ihtiyacımız vardı. İnşallah mesafe kurtarır. İnşallah umduğumuz gibi olur. Bu spora da burada fırsat vereceğiz. Yani spor manasında da Talas'ın canlılığını biliyoruz. Ama uyuyan canlılığı var. Onu kaldırmamız lazım. Hayata geçirmemiz lazım. İşte bunlarla başlayacağız. Bir spor kompleksi inşaatımız var. Onunla yapacağız. Bir şekilde hizmette bulunacağız. Bu mimari Türk kültürüne uygun mu? Yani Mazakalant'ta biliyoruz o kültür eleştiriliyor. Sonra bu projede eleştirilmesin yani. Biz Talas'a bakalım da bu üzerindeki kaplamalar tabii ki bunlar değişecek. Mesela bunu biz betonarme sistemi üzerine hesap yaptık. Hı-hı. Daha sonra rüzgar etkisiyle ola ki rüzgar etkisiyle de tamam hesaba giriyoruz. Statik hesaba giriyor ama onun da yan olumsuz etkileri olabileceği düşüncesiyle biz bunu çelik konstrüksiyon olarak yapacağız. Hı-hı. Oradaki yapacağımız dış görüntü mimariler Talas'ın kültürüne, Talas'ın tarihine uygun mimariyle bir dekorasyon yapacağız mutlaka. Yani burada illaki modern bir mimar değil. Talas'ın kültürüne uygun bir mimar olacak orada. Anladım. Bu etrafına mı kurulacak? Bir de kamp merkezi projeniz var sanırım sizin. Spor kompleksi. Spor kompleksi. O da yakınında yakın, bir yerden yakın, olacak. Yakın. O spor kompleksiyle ilgili bir takım bilgileri de bizimle paylaşır mısın Sayın Başkan? Arkadaşlar, spor kompleksimiz, amacımız şu. Bugün de bir okulumuzdaydım, ziyaretteydim. Gerçekten ben 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de gördüm. Okulumuzdaki teknik eksikleri, sıhhi eksikleri, fenli eksikleri gördük. Eğitimcilerimizin, öğretmenlerimizin, sevgili öğretmenlerimizin bu eksik şartlarda öğrencilerimize vermek istedikleri, gayret ettikleri o enerjiyi eksiklerle uğraşmaktan veremedikleri, istedikleri gibi eğitim veremedikleri için bir eksik olarak gördük. Bunun değerlendirilmesi ve bunun geliştirilmesi insanlarımızın, öğrencilerimizin ve eğitimcilerimizin rahatlatılması gerekiyordu. Ve onlara verdiğimiz değeri ve geleceğimize yapacağımız yatırımı biz bu şekilde Talas Spor Kompleksi adı altında göstermiş olacaktık ve projemizi hazırladık. Tabii bu projemizi hazırlarken biz eğitimcilerimizle istişare yaptık. Dedik ki hocam bir öğrenci veya 20 tane öğrenci bir ortamda kaç metrekare rahat ders alabileceği, havzasını yazabileceği bir ortamda ders alabilir. İşte kaç metre yüksekliği olsun veya işte cephesinin ne şartlarda olsun, güneşe baksın mı, kuzeye mi baksın. Yani bu tür şeylere kadar sorduk biz. En küçük detaylarına kadar sorduk ve bu projemizi oluşturduk. Yani kat detayları yok burada tabii. Görüntü var. Evet. Burada amacımız şu. Bu eksikliklerden dolayı istenildiği seviyede eğitim alamayan çocuklarımız, öğrencilerimiz ve eğitim veremeyen eğitmenlerimiz, lider öğretmenlerimiz. Bunları biz burada misafir edeceğiz. Burada otel havasında konaklattıracağız. Diyeceğiz ki çocuklarımıza etüt yaptırın. Burada sözel ve sayısal derslerden etüt yaptırın. Ama özgür kıyafette, ama serbest bir ortamda, rahat bir ortamda, çocuklar kendini evde hissedeceği gibi bir ortamda bunlara burada ders verin. Etüt yaptırın. Kapanıyor belki ama bir anlamda belediye dershanesi olacak. Hani dershaneler tam kapatılma olsun. Dershanelere rakip değiliz. Öyle bir düşüncemiz yok. Kimsenin de çekindiğimiz yok. Burası geliştirme merkezimiz. Ne? Atılda duran beynimizi biraz daha çalıştırma, biraz daha yetenekleri ön plana atma ve çocuklarımıza bugüne kadar verilmeyen değeri verme. Verilmemiş çünkü. Eğitimde eksikliğimiz var. Talas'ın sorunu görmek için Amerika'ya gitmeye gerek yok. Keşfetmeye de gerek yok. Biz Amerika'dan 100 yıl geriyiz. Niye? Eğitim eksikliğinden dolayı geriyiz. İşte bu tesisler bizi biraz daha canlandıracak. Çünkü biz bu çocuklarımıza, burada yetiştireceğimiz çocuklarımıza 25 sene sonra anahtar teslim edeceğiz. Hadi bizi yönetin diyeceğiz. Ama biz çocuklarımıza burada istenildiği seviyede eğitim vermezsek ve kabiliyetlerine göre, yeteneklerine göre sporcu kimliğiyle, profesyonel sporcu kimliğiyle, yani amatör ruhla, profesyonel sporcu kimliğiyle ve fiziki şartlarında tamamlanmış bir gençlik ortaya koymazsak biz onlara anahtarı nasıl teslim edeceğiz? İşte böyle testlere ihtiyacımız var. Burada bizim Talas'ın içerisinde, Talas'ta yaşayan, dünya şampiyonu olmuş, Avrupa şampiyonu olmuş, profesyonel olmuş gençlerimiz var. Ama maalesef bunların çoğu işsiz. Bu gençlerimize de burada fırsat vereceğiz. Diyeceğiz ki bu çocuklar size emanet. Bunların yeteneklerini keşfedin. Bunları amatör ruhla profesyonelce yetiştirin. Fiziki olarak yetiştirin. Sporcu ahlakına uygun olarak yetiştirin.
ve eğitmenlerimizin nezaretinde, okulumuzun eğitmenleri nezaretinde çocuklarımızı biz burada 10 gün, 15 gün okulun durumuna göre bütün çocuklarımızı, bütün okulu komple alıp buraya misafir edeceğiz. Öğrenci yurdu da mı bu kompleksin içerisinde Hayır, olacak? Hayır, burada değil. O yüksek öğrenim öğrenci yurdumuz bu kompleksin içinde değil. Farklı bir çalışma. Buradaki amacımız biri de şu. Çocuklarımız ailesinden uzak kalsın. Karakter gelişimleri hızlansın. Kendilerine olan özgüvenler artsın. Paylaşma olguları biraz daha kuvvetlensin. Ama çocuklar hayatı burada görsün. Çocuklar geleceğimize burada hazırlayalım. Buralarda böyle testleri de hazırlayalım. Bunlar bugüne kadar yapılmış olması gereken testlerdi ama yapılmamış. Niye? Mesela bizim yerel yönetimlerin bütçesinden eğitime ve sağlığa ayrılabileceği hizmet sınırları yani istediği kadar limitsiz bir bütçe varken evet. bugüne kadar çok fazla bir eğitim harcaması yapılmamış. Belki imkansızlıktan, belki başka sebeplerden dolayı ama yapılması gerekiyor. Biz geleceğimizi kurtarmamız lazım. Çocuklarımızı başka bir yere göndermeden burada eğitmemiz lazım. Buralarda eğitmemiz lazım. Ve bunu TALAS'ın kendi içerisinde, kendi o spor kimliğine uygun doğanın içerisinde ve bunun genişlenebilir bir arazi olduğu bildiğimiz için bu bölgelerde bir çocuklarımızı eğitmek istiyoruz. Sadece bir mahallede mi olacak, diğer mahallelerde? Hayır, bu TALAS için komple. Biraz yukarı kesimde, oksijenin biraz daha fazla olduğu yerde yeşillik içerisinde bir yerimiz olacak inşallah. Evet, yani biraz önce söylediniz, Ali Dağ Allah'ın vergisi bir sünniyetimiz, evet. Söylediniz. İstanbul'da biliyoruz Çamlıca Tepesi var, yani çok da üzerinde böyle ekstra bir şeyler yok ama insanlar, bütün İstanbullular oraya en azından bir iki kez gidip geliyorlar, orada vakit geçiriyorlar. Ali Dağ'ına sadece yamaç paraşütü olarak mı hizmet verecek? Bunun dışında Ali Dağ'ın kuzeyi, güneyi, batısı her alanda bir proje olacak mı? Olacak. Nasıl olacak? Öncelikle şunu ifade edeyim. Ali Dağ Talas halkınındır. Ali Dağ Talas metropol ilçesinin mülkiyetindedir. Ali Dağ'ın yapılacak bir tesisi Ali Dağ'ın yapılacak tesisi Talas halkı karar verecektir. Ve 99-2004 yılları arasında belediye başkanlığı yapmış Sayın Orhan Say Başkanımız döneminde hazırlanmış bir teleferik projesi vardı ki yapılmadı bu. Biz bundan başlayacağız, biraz daha değiştireceğiz, biraz daha güzelleştireceğiz. Bir teleferikle biz işlemize başlayacağız inşallah. Aşağıdakiler rahatsız olmaz değil mi? Rahatsız olmaz çünkü biz Ali Dağ, bizim yani üzerimizden sürekli bakın, biriler geçiyor diye. Hayır, rahatsız olmaz. Evet. Daha güzel olur. Geçsin. Kesinlikle. Atlayış yapsınlar, spor yapsınlar, etkinlik yapsın, dünya duysun, Türkiye duysun. Nedir tarafı efendim o teleferik projesiyle ilgili biraz bilgi verir misiniz? Yani direkt Ali Dağ'ın tepesine mi çıkacak veya dönerek mi çıkacak, nasıl olacak onunla ilgili? Güzel manzaralı, böyle rahat bir şekilde çıkacaklar. Çünkü Ali Dağ'ın o zemin yapısı biraz kaygan. Çürük bir yapısı var. Evet. Bunu tehlike arz etmemesi için yapacağımız jeolojik çalışmaların neticesinde koyacağımız noktaları biraz daha yaygınlaştırarak İnsanlarımızı tabii bu sürriyeti, bu görüntüyü bozmadan yapacağımız çalışmayı inşallah yakın zamanda seçimlerden sonra projelendirme aşamasında bütün vatandaşlarımız görecek. Çünkü istişareye sunacağız vatandaşlarımıza. Burada belki bir takım tesisler olabilir. Görüntüyü bozmayacak. İçerisinde Ali Dağ'ın kendi içerisinde bir takım tesisler de olabilir. Burada bir yamaç paraşütü yapılıyor. Güzel. Sporun her türlüsüne ben varım. Amatör ruhla profesyonelce yapılan sporun her türlüsüne varım ama bu yamaç paraşütünün de Talas halkına, Talas esnafına getirisi olsun. Bunu istiyoruz. Buraya gelen insanlar burada konaklasın. Harcamalarını burada yapsın. Ürgüp'te yapmasınlar. Ürgüp'e gitmesinler. Kayseri'de de kalmıyorlar bunlar. Doğru. İşte böyle tesislere ihtiyacımız var. Planlama belediyenin elinde. Bu tesisleri geliştiren, bu tesisleri projelendiren sensin belediye. Sen yapacaksın bunları. İşte bu amaç hizmet amacıdır. Başka bir amaç değil. Bunun için kimse farklı bir şey düşünemez. Kimse olmasın diyemez. Hangi görüşte olursa olsun, hangi siyasi farklılığı olursa olsun bu istişareyle ve münazarayla yapılacak bir çalışmadır. Ve biz bunu başaracağımıza ve bu çalışmaların güzel bir şekilde hayata geçeceğine inanıyorum. Anladım efendim. İsmail Bey gözüme bakıp duruyor. Ben son sorumu da sorayım. Yok yok, vaktimiz var. Var biraz mı? Daha var. Peki. Bu Talas'ın içerisinde sosyal medyadan da sürekli sorular geliyor. Ulaşımı sağlamak için ben biliyorum daha önceki programda bir araya geldiğimizi siz ifade etmiştiniz ama sanırım izleyicilerimiz orada takılı kalmışlar. Bu iç hatlar, hani iç hatları ring nasıl sağlayacaksınız? Evet. Ring seferleri düzenleyecek misiniz? Evet. Bunlarla ilgili nedir efendim projeniz? Var. Ring seferleri için projemiz var tabii ki. Evet. Özellikle bu mahalleler için. Köy vasfından çıkan, mahalle kapsamına giren köylerimiz için diyeyim daha doğrusu projemiz var. Buradaki insanlarımızın çocuklar, özellikle çocuklar sabah okula giderken ve akşam okuldan gelirken gerçekten sıkıntı yaşıyorlar. Balık istifi gibi hiç hak etmedikleri bir otobüs vasfındaki bir arabayla gönderiliyor, getiriliyor ve bu çocuklarımız okumaktan, okula gitmekten
artık zevk almıyorlar. Eğitim eksikliği buradan başlıyor işte. O çocuklarımıza o eğitim eksikliğini zevklendirmek için bu tür hizmetlerin de ön plana çıkması gerekiyor. Bizim çocuklarımızın o balık istifi şeklinde otobüslerle gitmeye hak ettiklerine ben inanmıyorum. Öyle evet. Bir şey hak edemezler. Biz ring seferleri düzenleyeceğiz. Mutlaka düzenleyeceğiz. Hedeflerimizden birisi de o. İlk birkaç ay içerisinde alacağımız otobüslerle buradaki atıyorum Kocaeli en uzak köyümüz. Kocaeli'deki vatandaşlarımıza emanet edeceğiz, teslim edeceğiz. Diyeceğiz ki bu sizin otobüsünüz. Bize orada kendi içinizden seçin. Şoförünüzü seçin. Ağır vasıta ehliyeti olan şoförünüzü seçin. Biz sözleşme olarak alalım. Otobüsüne zimmet diyelim. Sizin otobüsünüz olarak muhafaza edin. Ve ulaşım saatlerini otobüsümüz burada kalsın. Köyde kalsın. Siz belirleyin. Oturalım konuşalım. Saatlerini siz belirleyin. Sizin ihtiyaçlarınıza göre gitsin gelsin. Biz bunları yapmak istiyoruz. Hedefi biraz daha derinleştirmek. Yani hizmeti biraz daha derine indirgemek istiyoruz ki özüne inmek istiyoruz. Vatandaşın isteğine. Vatandaş nasıl bir hizmet istiyorsa biz ona inmek istiyoruz. Ulaşım Büyükşehir Belediyesi'nde olunca sizin yasa olarak böyle bir şey yapmaya bir engel var mı efendim? Hayır yok. Yok. Normalde kılçık hatları siz evet. Gerçekleştirebilirsiniz. Yani merkez olan ulaşımlarda tabii ki Büyükşehir hizmeti var. Bunu da zaten her ay İller Bankası'na gelen paradan ödenek olarak veriyorsunuz hizmet almak için. İçeride mesela Yeni Doğan'dan Bahçeli evlere gidecek. Ring servislerin olacak tabii. Onları tabii, sağlayacaksınız. Kendi içinde tabii servislerin olacak. İmkanların dahilinde yavaş yavaş bunları artırmaya hedefliyoruz. Yani ilk 5 yıl içerisinde değil, ilk 3 yıl içerisinde bir kalkınma programımız var. Biz de kendimiz yaptığımız bir 3 yıllık kalkınma programımız var. Bu söylediğiniz, bu kitapçıkta yazan, kılavuzumuzda yazan o program içerisindeki ring seferleri de bunun içerisinde. Anladım. Evet, aile milli birliğimizin teminatıdır demişsiniz. Bir de engellilere yönelik projeleriniz var. Bunlar da biraz detaylı bahsederseniz. Tamam. Engelsiz yaşam. Evet. Bizim sloganımız adı bu. Engelsiz yaşam. Çünkü hepimiz yani şuradan çıktığımızda bile Allah korusun başımıza bir şey gelebilir ve engelli pozisyonuna düşebiliriz. Yani hepimiz bir engelli adayız. Bunun için Talas'ta oturan ikametgah sahibi olan engelli vatandaşlarımızın da meslek sahibi olmayan engelli vatandaşlarımızın da bir meslek edinme, sertifika alma ihtiyaçları var. İşe girecekler, vasıfsız olarak işe müracaat ediyorlar. Çünkü belli bir nüfusu, belli bir sayı geçen iş yerlerinde evet engelli çalıştırma, özürlü çalıştırma, hükümlü çalıştırma gibi mecburiyetler var. Bunlardan faydalanmaları için illaki bir sertifika ihtiyaçları var. Bunu da verecek olan belediyedir. Engelsiz yaşam proje kapsamındaki çalışmalarımızdan bir tanesi bu. Bir de Talas'ımızda. Talas'ımızın içerisinde oturan ailelerimizin Allah sabır versin engelli çocukları var. Bunların da bakımı için bir bakım merkezimiz yok. İlgilenecek, bunlara bakacak. Tamam orada kreşler var, orada şeyler hizmet verecek, ilkokul binalarının olduğu yerde anaokullar falan var ama engelli çocuklarımıza bakacak bir bakım merkezimiz yok. Bunu da tesis etmek istiyoruz. Bunu da inşa etmek istiyoruz. Çünkü bu da zaruri bir ihtiyaçtır. Tabii, olması gereken bir hizmettir bu da. Tabii. Çünkü o insanlarımızın da vergisi var. O insanlarımızın da İller Bankası'na gelen parası var. Ve o insanlarımızda her yapılan arazi anlaşmalarından doğan hakları var. Bunların da verilmesi gerekiyor ve bu şekilde verilecek inşallah. Evet. Bu daha zengin, daha üretken Talas. Bununla ilgili de sanırım bir projeniz var. Mevcut daha önceki yine programda konuşmuştuk ama bir kez daha gündeme getirmekte yarar var. Hakikaten bu Talas'ın içerisindeki esnaflara değer katacak bir proje olduğunu düşünüyorum ben bunun. Bununla ilgili ne durumdasınız efendim? Gittiniz mi esnaflarla görüştünüz mü bunlar? Ne diyorlar? Olumlu bakıyorlar mı? Yoksa biz istemeyiz, biz burada halimizden memnunuz mu diyorlar? Nedir orada son durum? Şu an yani biliyorsunuz piyasa ekonomisi biraz sıkıntılı. Evet. Alışverişlerde biraz düşüklük var. Amacımız da şu projelerdeki, öyle cevap vereyim size. Projelerdeki bütün amacımız insan kaynaklı. Önce insan dediğimiz, önce insan. Orada geçimini sağlayan insanlarımız var. Bizim projelerimizdeki yaptığımız bütün tesisler, bütün çalışmaların kapsamında biz Talas'ın kültür seviyesini artırmak istiyoruz. Talas'ın turizmini artırmak istiyoruz. Tarihini canlandırmak istiyoruz ki netice olarak da niye istiyoruz? Biz buraya insan sirkülasyonunun fazla olmasını istiyoruz. Başka yerlerden gelen insanlardan buraya gezmek amaçlı, spor amaçlı, tarihi görmek amaçlı gelen insanlarımızın sayısını artmasını istiyoruz ki bu insan sirkülasyonunun artışı tabii ki esnafımızın iş potansiyelinin artışına sebep olacaktır. Önce insan budur işte. Komple. Evet. Bir akış diyagramı oluşturduk. Bu akış diyagramımızın başında ve sonunda insan kavramı vardı bizde.
İnsan yani esnafımız da bizim insanımız. Orada oturan da ilkokul öğrencimiz de emeklimiz de hepsi bir insanımızdır ve bu değerler kapsamında projeleri geliştirdik. Esnafımızda iş sirkülasyonunun artması için insan sirkülasyonunu artırmamız lazım. Akşamlarda, gündüzlerde burada ticareti canlı tutmamız lazım ki bu da insanla olacak. Evet. Ne kadar insan gelirse merkezden veya başka yerlerden o kadar artar ticaretimizden. Bunu insanla sağlarken de tarım ve hayvancılıktan da bahsediyor. Yani evet. Biraz önce ifade ettiğiniz kılavuzunuzda. Tarım, hayvancılık, üretim. Bununla ilgili neler var? Organik pazarlar bir şeyler mi? Böyle bir şeyin hormonsuzunu mu yiyeceğiz? Hormonsuz istiyoruz. Sebzeni? Her şeyin evet. Hormonsuzunu istiyoruz. Katıksızını istiyoruz. Var mıdır bununla ilgili bir şey efendim? Bu köylerimizle alakalı. Evet. Oradaki vatandaşlarımızla da konuşmalarımızın neticesinde. Biz projelerimizi anlattık ve olumlu tepkiler aldık. Şöyle ki aldık. Dedik ki sizin burada atıl arazileriniz var. İmarı yapılmamış, imar uygulamasına girmemiş arazileriniz var. Bunlar belki 30 sene sonra, belki 40 yıl sonra buraya şey gelecek. İşte imarlaşma, yapılaşma falan evet, gelecek. Evet. Bu süreç içerisinde sizin bu arazilerinizin yani işlenebilirlik oranı biraz daha düşecek. Neyle? İşte buraya imar planları yapıldığında, buraya parseller konulduğunda, buraya ticarethanede ticaretler konulduğunda siz tarımla geçiniyorsunuz, hayvancılıkla geçiniyorsunuz. Kapalı bir alan oluşturmak istediğinizde, hayır burası işte tarım arazisi olamaz, burası hayvancılık arazisi olamaz, burası konut arazisi, burası ticaret arazisi. Bunu yapamazsınız diyecekler ve araziniz atıl kalacak. Bunun olmaması için 40 sene sonra, 50 sene sonra belki bu imkanlar gelecekken, bu süre içerisinde sizin bu arazinizi nasıl değerlendiririz? İşte böyle değerlendiririz. Bizim projemiz bu dedik. Neydi projemiz? Organize tarım. Organize evet. Tarımdaki organize kelimesinin manası sadece sulamadır. Evet. Sulamadır. Güzel bir altyapı oluşturarak yapılmış tarla arazilerin sulanmasıdır. Bunu belediye öncülüğünde başlatmak istiyoruz. O sulama kısmını belediyenin yapmasını istiyoruz ki organize tarım bölgesiyle beraber organize besin bölgesi oluşturalım. Orada ürettiğimiz besinlerimizle, yani ben biliyorum, ben tarımla uğraştım. Ben işte geçmişimizde köyde yaptığımız çobanlığımız var. Gurur da duyuyorum buna çok şükür. Buradaki çalışmalarımız ve bildiklerimiz doğrultusunda en fazla maliyetin yem maliyeti olduğunu biliyoruz hayvancılıkta. Evet. Bu yemi sulama tarımla beraber bir şekilde halledersek, maliyeti düşürürsek, girdi maliyetlerini düşürürsek o zaman besten elde edeceğimiz gelirleri artar. Evet. Artar. Ha bununla beraber biz köylerimizin kooperatifleşmesini istiyoruz. Organize besi ve organize tarım bölgelerinde faaliyet gösterecek köylülerimizin kendi arazilerinde, kendi arazilerinin patronluğunu yapacak, kendi yanlarında iş çalıştıracak köylülerimizin bizim kuracağımız, beraber kuracağımız entegre tesise de ortak olmasını isteyeceğiz. Kendi ürettiklerini kendi tesislerinde işlesinler, hep beraber satalım. Biz kesareti siz vereceksiniz. Tabii yani. Resmi bir kurum diyoruz işte, belediye resmi kurum değil diyoruz, özel şirket diyoruz ama bunun ön ayak olması lazım. Yani bir Talas Belediyesi bünyesinde veterinerlik müdürlüğünün oluşturulması lazım. Çok değerli, çok kıymetli, işinin uzmanı, üniversitede veteriner hocalarımız var. Ziraat mühendisi hocalarımız var. Bunların bilgisine başvurulması lazım. Bunlardan istifade edilmesi lazım ki elimizde nimet bunlar. Evet. Bu nimeti o taraflara yönlendirip değerlendirmemiz lazım ki bu da projeyle olur işte. Proje üretmekle olur. Üretken belediyecilik budur. Nerede bir sorun varsa orada çözümüne ulaşıp proje yapman gerekiyor. Üretkenlik budur. Belediyecilik budur. Şeffaf belediyecilik, üretken belediyecilik. Sloganımız da budur zaten. Böyle olacağız. İnşallah olmak için de gayret ediyoruz. Evet. Yani, son ben bir soru sorayım. Sonra da siz artık peki, neden son sorunuzu sorarsınız. Tabii yüksek öğrenim öğrenci yurdu projeniz ve külliye projeniz de var. Evet. Öğrencilerin yani büyük bir bölümü Talas'ta ikamet ediyor. Orada misafir, artık sizin misafiriniz belli evet. Bir süre. Bu külliye projesini ve yüksek öğrenim projesini tabii, de açarsak. Tabii İsmail Bey. Efendim daha önce de izah ettim. Bize, Kayseri'mize, üniversitelerimize okumak için dışarıdan gelen gençlerimiz, çocuklarımız emanetimizdir. Evet. Biz emanetimize bugüne kadar istenildiği düzeyde sahip çıkamadık. Bu gençlerimiz bizim kültürümüze, adetlerimize, inançlarımıza uygun olmayan ortamlarda barınma mecburiyetinde kaldılar. Biz bu gençlerimizi kaybetme noktasına geldiğimiz gördük. Olanlar evet, da oldu tabii. Evet, maalesef. Aileleri buraya büyük umutlarla gönderiyor ki okusun, üniversiteyi bitsin, meslek sahibi olsun, evlendirelim. Düşüncesiyle gönderiyorlar. İşte bu çocuklarımız uygun olmayan şartlarda barınma gereği duyuyorlar. Mecbur oldukları için yokluktan dolayı barınma gereği duyuyorlar ve sahip çıkma gereğini hissettik. Ben de yaşadım İstanbul'da öğrencilik döneminde. Ev bulamadık. Yani buradan da söyleyeyim de ev bulamadık. O kadar dolaştık. 88 senesiydi. Her tarafı dolaştık. Öğrenciye ev vermeyiz dediler. İstinye'de, Beşiktaş, Arnavutköy geçti. İstinye'de bir papazın evini kiraladık. Evet. Papazın evini bulduk. Orada mesafede kaldık. 4 ay kadar. Uzun tabii, uzun da. Yani ev vermiyor kimse. Ev vermiyordu.
kiralamak istemiyordu öğrenciler. Çünkü onlar da haklı. Sıkıntılılar, korkuyorlar, çekiliyorlar tabii. Ama bu öğrencilerimize sahip çıkma manasında belediyemizin kendi bünyesinde oluşturacağı bir yüksek öğrenim yurdu projesiyle biz bu gençlerimize, tabii bunun da döngüsü var. Belediye tamamen bu yükün altına girmiyor. Bunun da bize göre bir formülleri var ve belediyemiz buradan gelir de elde edecek. Çok fazla olmamakla beraber gelir elde edecek ama bir mülk sahibi olacak belediye. Bir geleceğine yatırım yapacak bir tesis sahibi olacak. Emanete belediye, tabii sahip emanete çıkacağız. Sahip çıkacağız biz. 4500 kapasiteli bir yurt projemiz var. Öğrencilerimiz, erkek ve bayan öğrencilerimiz olmak üzere 4500 kapasiteli yurt projemiz var. Öğrencilerimizin asli ihtiyaçları olan ders çalışma ortamı, barınma ortamı ve sosyal ihtiyaçları, çamaşır yıkamaya kadar var bu. Bu tesislerimizde mevcut olacak. Burada küçük alanlarda spor yapma imkanları da olacak. Ve buralarda çocuklarımıza konferanslar verilecek, toplantılar yapılacak. Öyle ortamlar da olacak. Çocuklarımızın her manada yetişmesini istiyoruz. Evet. Barınmasını sağlayacağız, yeme içme ihtiyaçlarını gidereceğiz. Orada tesisleri de tabii bunun da düşük bir ücret mukabilinde olacağını da biliyoruz. Düşük bir ücret olacak bunun da ama kar amaçlı değil, hizmet amaçlı olacak bu da. Belediye zaten kar düşünemez. Bu hizmetle de kar düşünemez. İnsana hizmet ediyorsun. Burada kar olmaz. Belediye vatandaşın kendi imkanlarını vatandaşa sunmakla mükelleftir. Ve bu asli görevdir. Bunu yapmak üzere biz bu projemizi ürettik. Öğrencilerimize sahip çıkacağız. Külliyemiz de şudur. Külliyemiz de bizim emeklilerimiz. Ve onun mukabilinde gençlerimiz. Gündüzleri çok da rahatça oturabileceği, kalkabileceği, zaman geçireceği huzurlu bir mekan yok. Bu mekanı sağlamak amacıyla Osmanlı mimarisiyle, geçmişimizden de esinlenerek Osmanlı mimarisiyle içerisinde belediyenin bazı imkanlarına ücretsiz faydalanacağı, çayını içebileceği, muhabbetini yapabileceği, internet ortamının ve temel eserlerin olduğu bir kütüphanesiyle beraber faydalanabileceği küçük bir tesis. Çok büyük değil ama küçük bir tesis ve arz olan, ihtiyaç olan bir tesis burası. Ve bu tesisimizde biz akşamları da tabii burası halkımızın tesisi burası, halkımızın imkanları evet, bunlar. Evet. Bu imkanlarımızı halkımızı akşamlarda taze ev olarak kullanın diyeceğiz. Nişan ev olarak kullanın diyeceğiz. Kınav olarak kullanın ama siz kullanın. Talas'ta oturanlar kullansın. Çünkü bunlar sizin değeriniz, sizin malınız, sizin kendi paranızla yapılmış tesisler diyeceğiz. Bu şekilde hizmete sunacağız. Külliyenin maksatı da bu. Çünkü külliye Osmanlıca bir kelime ve geniş kapsamlı bir kelimedir. Burada biz o geniş kapsam yapacağız. Mesela Sivil Havacılık Kulübü var. Diyorlar ki mesela onlar, siz bizde maket uçaklar var. Uçak yapmak için kullanılan o maketlerin parçaları var. Onları verelim, yapın, monte edin. Biz satalım bunları diyorlar. Hı hı. Emeklilerimiz buradan gelir elde etsin. Bu tür faaliyetlerimiz de olacak. Bunda zaman gösterecek tabii ki. Evet. Evet efendim, artık son 10 günlük viraja girildi yerel seçimlerde. Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Sayın Devlet Bahçeli, Kayseri'ye seçimlerle ilgili ilk gelen lider ve ikinci ziyaretini de Kayseri'de gerçekleştirdi bu hafta sonu. İlçeleri gezdi. Farklı bir stratejiyle hareket ediyor belki Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri'de. Bir akşam da siz misafir ettiniz Talas'ta meydanda. Evet. Hakikaten böyle dolu dolu geçen bir miting havasını biz de ekranlardan takip edebildik mesleğimiz gereği. Son olarak bu adaylık sürecinizde yaşadığınız ilginç bir anınız var mı? Onlarla hoş bir sedayla bitirelim. Sonrasında da size kolaylıklar dilerim efendim inşallah. Teşekkür ediyorum. Adaylık sürecimizde hoş bir seda değil, hiç unutmuyorum. Daha önce de bahsettim. Bir amcamızın, yaşlı bir amcamızın bir hayat şeklinden bahsedeceğim. Ve içime oturdu mu gerçekten üzüldüm. Maalesef Türkiye bu şartlarda ayakkabı kutularıyla birileri uğraşırken, birilerinin parası tırlardan çıkarken bir amcamız, düşünün, Mevlana Mahallesi'nde oturan amcamız akşam ev toplantısında şunu söyledi. Yavrum dedi, saat 10 gibi çıkıyorum evden, şu karşıdaki otobüs durağına oturuyorum. Bayanlar geldiğinde yan tarafa geçiyorum, otobüs geliyor, bayanlar biniyor, ben tekrar oraya oturuyorum ve akşama kadar bu böyle devam ediyor. Bu Türkiye'mizin işte gerçek bunlar. Bu insanlarımıza verilen değer ortada. Gerek yerel olarak, gerek genel olarak insanlarımıza bu kadar değer verilmiş bugüne kadar. Ve bu da gerçekten bizi çok üzdü. Bizim Türkiye'mizin bu olmaması gerekiyor. Talas, özellikle Talas için söylüyorum, kendi öz kaynaklarıyla kendisine fazlaca yetecek bir ilçemiz. Ama doğru zamanda, doğru yerde, doğru projelerle kullanmamız gerekiyor. Ve insanlarımıza yönelik kullanmamız gerekiyor. Geleceğimize yönelik, çocuklarımıza yönelik kullanmamız gerekiyor ki bu bizim hem inanç gereğimiz hem insanlık gereğimizdir. Bu belediyeciliğin asli görevidir. Belediyecilik de resmi makam değil, özel şirkettir. Bu mantıkla biz Talas'ın
her zaman yanında olacağımızı ve saha adamı olacağımızı, bürokratik bir makam edasıyla orada değil, sahada, saha mühendisliğimizi yapacağımızı ve her sorunun olduğu yerde, belediyenin her noktasında bulunacağımızı taahhüt ediyorum. Evet. Ve kesinlikle orada olacağım. Ben hareketli bir yapıya sahip insanım ve bunun da uygulamasını sahada göstereceğiz. Çalışmalarımızı göstereceğiz. Allah nasip edecek. Dualarıyla, destekleriyle bütün buradan özellikle işte Sarızlı, Pınarbaşlı, Yeşilhisarlı, Bünyanlı, İncesulu, Yahyalı, Develi, Yozgatlı, Sivaslı hemşerilerime selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Hiçbir zaman onların başını öne eğdirmeyeceğiz. Her zaman için onların bize verdikleri o güvene layık olacağız. Ve onları da her yerde dik olarak yürümelerini sağlamak için Allah'ın izniyle elimizden geleni de yapacağız ki bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda bunun göstergesi. Bundan sonrasında işte inşallah imkanlar olduğu dahilde biz neler yapacağımızı, projelerimizi, hayatımızda, çalışmalarımızı göstereceğiz. Ben de bir soru sorayım. Tamam. Son soru bitirelim. Tamam. Talaslılar, Talas'ta oy kullanacaklar. Neden Erkan Demir'i tercih etmeli ya da neden Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermeliler? Bununla bitirelim istersen. Teşekkür ederim. Erkan Kandemir'i niye seçmeliler? Özellikle Erkan Kandemir komşuları. Evet. Erkan Kandemir Talas'ta yaşıyor. Erkan Kandemir kendilerinden birisi. Erkan Kandemir doğal bir insan. Erkan Kandemir inşaat mühendisi. Ama kendini geliştirmiş, şehir plancılığını öğrenmiş, harita mühendisliğini öğrenmiş, mimari öğrenmiş, şehircilik kanunları ve şehirciliğin, belediyeciliğin nereye yapabileceğini öğrenmiş, kendilerini rahatlıkla temsil edebilecek ve huzurla, güvenle destek verebilecekleri bir insan olduğu için, en azından doğal bir insan, kendileri gibi bir insan olduğu için Erkan Kandemir'i tercih edeceklerini düşünüyorum. Peki, teşekkür ederiz. Teşekkür değerli ederim. Fikirlerinizden dolayı. Sayın Cem Atakan, size de teşekkür ederiz. Değerli sorularınızdan dolayı. Evet, bugün de Seçim 2014 programının sonuna geldik. Bir sonraki bu programda Milliyetçi Hareket Partisi Talas Belediye Başkanı adayı Sayın Erkan Kandemir'i ağırladık. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle.